çok ciddi kısıtlayıcı bir bence hataya düşüyorsunuz, düşünce hatası. O da şu ki, Gazali bir adam. O devirdeki İslam yorumunu yaratan insan zihni. Bir yorum. Şimdi ben diyorum ki, Evet. daha önceki bir şey de söyledim, at kaçtı torba düştü, kıyamet koptu. Allah Arapça konuşmadığı için Arapça yazılı olan o Kur'an, Allah'ın sözü diyoruz ya. Şimdi Allah'tan gelen bir mesaj, evet, ama Allah Arapça konuşmadığı için bir insan diline indirgendiğinden dolayı o metinle sadece bakarak bir şeyleri anlama konusunda ciddi bir sıkıntımız var. Çünkü mutlak olandan bahseden ama dille kendini bağlamış bir metin var karşımızda. Evet. Bu dil ne kadar mütekamil olursa olsun. Dolayısıyla bu metnin bizim için böyle bir bilgi eksikliği var. Yani biz Allahçasının ne olduğunu metinden direkt okuyamıyoruz ama metnin içinde bir kod var. Sürekli olarak diyor ki bize, ben size bu kitabı gönderdim ama bunu anlamak için dışarı bakın, dışarı bakın, dışarı bakın. Yüzlerce Evet. kere hep dışarıda bir şeye referans veriyor. Ve dolayısıyla biz eğer bu kitabı kendi zan ve aklımızla oturup anlamaya, metninden anlamaya kalktığımız zaman yüzlerce yıl olduğu gibi çuvallıyoruz. Bir örnek vereyim size, bakın. Şimdi bu ay Ot dergisine bunu yazacağım. Nasıl kısaltacağım bilmiyorum ama kısaltıp yazacağım bunu. Bir dört duvarlı odada oturan bir çocuk düşünün. Sütten kesildi, oyun çocuğu oldu, bu odaya kondu. Dünyayı hiç görmedi bu çocuk. Hiç penceresi olmayan bir oda. Ama bütün ihtiyaçları sağlanıyor. Yani çocuğa işte ışık gerekiyorsa ışık, yemek veriyorsa yemek, işte oyuncak istiyorsa oyuncak, her şey veriliyor. Ve bu çocuk diyelim elinde kainatın bütün bilgilerini içeren bir kitap tutuyor. İsterseniz buna Kur'an-ı Kerim deyin, isterseniz başka bir metin deyin ama özet bir metin, sonuçta bir kitap haline gelebilecek bir metin ve bu çocuğun elinde o metin var. Özellikle İslam'ın hani bu temel yorumlarına inanıyorsunuz, buna Kur'an-ı Kerim deyin. Çocuk bu kitabı okusun. 60 yıl boyunca bu kitabı okusun. 70 yıl boyunca okusun. Bir penceresi bile olmayan odada, hiçbir insanla karşılaşmadan bu çocuk bu kitaptan ne öğrenebilir? Ne anlayabilir? Bir düşünün. Hiçbir interaksiyon yok. Hukuktan bahsediyor, ağaçtan bahsediyor, evlilikten bahsediyor, işte akraba hakkından bahsediyor, zulümden bahsediyor, yetim hakkından bahsediyor, paylaşmaktan, vermekten, kazançtan, kayıptan, cennetten, cehennem. Nasıl anlayabilir bu kitabı? Şimdi bu çocuğun bu kitaptan hiçbir şey öğrenme ihtimali yok. Odayı genişletin. Bir pencere açın odaya. Tek bir tane ufak penceresi olsun. O çocuğun dünyaya dair gördüğü tek şey o pencereden gördüğü manzara, gelen işte insanlar, ağaçlar, kuşlar olsun. Bu kitaptan anlayacakları kat be kat artacaktır. Dolayısıyla o pencereden gördüklerini kitapta okuduğuna nispet edecektir ve aradaki ilişki cinsinden o kitabın ne demek istediğini daha iyi anlayacaktır. Şimdi duvarları yıkın, bu çocuğu hayatın içerisine koyun. Hayatın içerisinde yaşadıkça o kitap ona daha başka bir anlam ifade edecektir. Bu çocuğu bilim insanı yapın. Otursun maddenin inceliklerini çalışsın, o kitaptan bambaşka şeyler öğrenecektir. Bu çocuğu bir esnaf yapın, o kitaptan bambaşka şeyler öğrenecektir. Bu çocuğu efendim bir filozof yapın, o kitaptan bambaşka bambaşka şeyler çıkacaktır. Yani evrenin bütün kodeksi elinizde olsa bile tecrübe olarak size yapılan bu tiyatro sahnesini tecrübe etmedikçe ondan bir şey öğrenemezsiniz. Ampirik bilimlerin bunda çok önemli bir yeri vardır, deneysel bilimlerin. Bunu anlayabilmek için etrafınıza bakmanızın çok önemli bir rolü vardır. Dolayısıyla eğer ki o kitabı anlamak istiyorsan, Gazali'ye değil ya da falanca dönemdeki İslam düşüncenin arızalarına değil, o kitapla beraber şu andaki görgü, bilgi, algı vesaire kapasitesiyle etrafa bakmakla yükümlü olmalıyız. Ve bugün ben kendi mesleğim açısından, kendi yapabileceklerim açısından bilimden iyi yol bilmiyorum. Ama felsefesiz bilim olmayacağını bildiğim için onu da öğrenmeye çalışıyorum. Oradan da bir tat alıyorum. Merkezim bilim. Oradan bakıyorum. Ama bilimin yetersizliklerini fark ettiğimde diğer alanlardan da toplamaya çalışıyorum. Her öğrendiğimde bunu daha iyi anlıyorum. Ama şunu yaparsam, bu kitaptan şu zamanda şu anlaşılmış, ya o ya hiçbir kitap yok dediğim anda işler karıştı. Çünkü o zaman araya adam soktum. Oraya benim gibi zanları olan insanları soktum. Burada bir problem var. Onu da alırım. Onun görüşünden de istifade ederim. Ama ayıklama yetkimi kullanarak. Yani dedim ya işte İbn Arabi'nin kozmoloji felsefesi bilmem üniversitelerde, kürsülerde okutulurken bizim burada şimdi İbn Arabi'yi gömüyorlar. Ne işte Allah bana secde etti, ben Allah'a secde ettim muhabbetleri falan yüzünden. Ya arkadaşım, bir tarlan varsa, bu tarlada ürün yetiştiriyorsan, ayrık otu çıkıyor diye tarlayı komple yakmıyorsun ki. Ayrık otunu ayıklıyorsun, ürününü yiyorsun. Ama bizde bir yaklaşım var. Ya tarlayı toprağıyla beraber yiyeceksin ya da hepsini gömeceksin. Ya bir sakin ya. Bunun ürünü var içinde.
Ürünü seç, karnını doyur. Geri kalanını ya sök ya bırak. Ne yapıyorsan yap. Ayıklama yeteneği yok yani, anlatabiliyor muyum? Evet. Komple almak. İşte eğer ki bu dediğin şey benim başımın belası oldu zaten. Yani Müslümanlara bilim anlatmaya çalışırken ben bu sorunu çok yaşıyorum. Ama orada sorunum benim İslam değil. Orada sorunum benim Allah ya da Allah'ın kuralları, kanunları değil. Orada insanların yarattığı problemler benim sorunum. İşte Gazali çıkıyor karşıma. Evet. Bilmem kim çıkıyor karşıma. Şu anda canlı yayındayız. Bir anda canlı yayına girdik. Ben bahsediyorum. Evet, ama. Konuşulacak Şeyler kanalının yeni canlı yayınına hoş geldiniz. Ben uzun süredir biraz uzak kaldım Gezver'den falan dolayı. Özlemişim ortamı. Tabii kimle beraberiz? Sevgili Osman Börüteceli'yi buldu mu? Biz konuşmadan, canlı yayın yapmadan, hiç olmadı çekip yayınlamadan duramıyoruz. Hemen yanımda tamamen olaya sonradan dahil olan bizim Kübra var. Kübra benim Oşkiler Üniversitesi'ndeki baş organizatör ekipten, Evrimsel Psikoloji Kongresi'nden kendisini hatırlarsınız. Bizim zaten işte bir Hazal'ımız var, bir Kübra'mız var, bir Bilal'imiz var, böyle üniversitedeki çete. Bir de yayının öbür ucunda Kayseri'den bağlanan Konuşacak Şeylerin kahramanlarından Orhun Çakır'la beraberiz. Merhaba Orhun. Merhaba arkadaşlar. Zaten daha önce kendimizi defalarca tanıttık. Burada tıp okuyorum. Konuşulacak Şeylerin moderatörlerinden biriyim. Benim daha önce ne dedi anlamadım. Daha önce kendimizi tanıttık birçok kez. Kayseri'de tıp kanal moderatörü. Yani böyle konuşunca bir öne geçiyorsun ya, ay gibi böyle parlıyor, onun için dedik. Aha. Şimdi bugün özgür irade mevzusunu konuşacağız inşallah. Yani zor bir mevzu ama bakalım işine girip çıkabilir miyiz? Bir saat falan gibi bir ömür biçtik kendimize. Bir saatte herhalde besmelesinin, B'sinin noktasının kenarından çizmeye başlarız. Evet. Öncelikle bu konu neden önemli? Özgür irade konusu tartışmalı bir konu bir kere. Bir de yakınlarda özellikle Orhun dikkatimi çekti. Ben çok hızlıca bakabildim, okuyamadım, vaktim yoktu. Evrim Ağacı sitesinde özgür irade ile ilgili de yeni bir makale yayınlanmış. O konuda biraz dolaşıma girmiş. Belki Orhun o konuyla ilgili bize bir bilgi verir. Neticede biz hareketlerimizin kontrolüne sahip miyiz? Yani istemli olarak gerçekten irademizle mi yapıyoruz bazı şeyleri, yoksa otomatik pilotta yaşayan otomatlar mıyız? Bu insanın tabii ki çok çok uzun yıllardan beri bir problemi. Yani niye hala çözemedik? Gittikçe çözümsüz oluyor. Çünkü mesela sinir bilimlerinde, benim çalıştığım alanda, beyinde özgür iradeyi aramakla ilgili yaptığımız bütün çalışmalarda maalesef böyle ellerim bomboş, yüreğimde bir sızı şeklinde kalıyoruz. Özgür iradeye dair herhangi bir işaret bulma konusunda henüz başarılı olamadık. Yapılan deneylerin birçoğu, yani ünlü işte birçok deney, biliyorsunuz onların çoğunu zaten burada da konuşuruz. İnsanların karar verdim dedikleri andan birkaç saniye önce beyinlerinde zaten mevzunun karara bağlanmış olduğuna dair çok güçlü kanıtlar gösteriyor. Yani bizim ben yaptım dediğimiz hareketlerimiz, ben dediğimiz bilincimiz karar vermeden, bunu fark etmeden çok önce beynimizde kararlaştırılmış oluyor. Şimdi bu konuyu ben bir sinir bilimci olarak, tabiri caizse derslerimde söylediğim gibi, bir motor ustası olarak inceliyorum. Yani cihaz nasıl çalışıyor bu konuda, o cihaz hakkındaki bilgilerimiz bununla ilgili ne söylüyor diye. Osman Börüteceli'yi biliyorsunuz. Osman işin özellikle felsefi kısmında bize enteresan açılımlar sağlıyor. Hakikaten bazen kayışı koparıyoruz. O bu kadim tartışmanın birçok noktasına, özellikle ezoterizm üzerinden ciddi anlamda vakıf diye düşünüyorum. Bu da kendisi de kafa yoruyor bu işlere. Bir de orada bir tıp fakültesi öğrencisi, burada bir de moleküler biyolojisi var. Allah sonumuzu hayretsin. Şimdi öncelikle Osman'a bir dönelim. Osman bir girizgah yapar bize. Hı hı. Ben daha sonra özgür irade falan kavramıyla ilgili bir şeyler söyleyeceğim ama ne diyor abicim kadim gelenekler bize? Yani şu andaki durumumuz nedir? Sen ne düşünüyorsun? Özgür irade var mı yok mu meselesi hakkında? Yani kadim gelenek çerçevesinde konuşacaksak eğer, yani ezoterik kültür, ezoterik literatür çerçevesinde söylemek gerekirse, insanda özgür irade var. Yani bunu nasıl söyleyebiliyoruz net bir şekilde? Mesela tasavvuf literatürü üzerinden düşünelim. Ve tasavvuf literatürünün içerdiği tarikat sisteminde mesela talebe diye bir şeyden bahsediyoruz. Talebe bilgi edinmek üzere talepte bulunan biri demek. Mesela mürit kelimesini ele alalım. Mürit kelimesi başlı başına irade aynı kökünden geliyor. Yani irade ile mürit aynı kökten geliyor. İrade gösteren demek. Bu arada özgür irade kelimesini kendi anlamında hani kelime kelime düşünürsek, İradenin apaçık Türkçesi
seçim yapmak demek aslında. Biz bunun seçim yapmak demek olduğunu günlük hayatta hatırlamıyoruz. Genelde biz iradeyi şu manada kullanıyoruz. Yani kendimi disiplin altına aldım, alamadım falan gibi, hani sigarayı bırakamıyorum da iradem yok falan, böyle kullanıyoruz. Böyle 4-5 yılda bir seçimler sırasında aklımıza geliyor. Halk iradesi gibi bir laf kullanıyoruz. Orada doğru anlamda kullanmış oluyoruz. Dolayısıyla irade dediğimiz zaman biz böyle bir seçim yapma, bir şeylere kanaat getirip o yönde davranma şeklinde bir şeyden bahsetmiş oluyoruz. Ezoterik gelenek açısından baktığımızda insanda böyle bir şey var. Ama felsefi tartışmalara baktığımızda, yani ikisi birebir aynı şey değil, ezoterikle felsefe, örtüşen yerleri olsa bile, felsefede bu konunun bir hayli tartışmalı olduğunu görüyoruz. Yani bunu girizgah olarak söyleyebilirim. Oruncuğum, sen makaleyi okumuştun Evrim Ağacı'nda yayınlanan. Bize kısaca orada gözüne çarpan şeyleri bir söylesene. Neden özellikle onu tartışalım istedin? Aklında kalan kısımlar neler? Hocam şimdi o makale... Benim sesim yankı yapıyor galiba orada. Yok, yankı yapmıyor. Tamam, devam edeyim ben. Şöyle, o makalede özgür irade fizik ve biyoloji bilimleri dahilinde inceleniyordu. O makalenin içerisindeki fiziksel yapılanmada da beynin içerisindeki kuantum işlergelerin yahut Newton mekaniğinin işleyip işlemediği öncesinde tartışılıyor. İlk olarak Newton fiziğiyle yapılan bir perspektifte bunun mümkün olmayacağını, aynı zamanda kuantum fiziğinde de bunun mümkün olamayacağından bahsediyordu. Hatta bu işte sizin bahsettiğiniz, yayının başında bahsettiğiniz deneylerde de işte 6 saniye öncesinden hareketin aslında beyinde planlandığından sonrasında ortaya çıktığıyla alakalı bir sav da vardı. Dolayısıyla özgür iradenin bulunmadığını öne sürüyorlardı ki felsefi tabanda da benim anladığım kadarıyla makaleyi yazan yayıncının yazan ismini hatırlamıyorum. Orada çeviri şeklindeydi. Böyle daha bir ateist yorum getirmişlerdi özgür iradenin reddi konusunda. Makalenin ana hatları burası. Daha materyalist belki. Materyalist bir yorum çerçevesinde galiba ele almıştı. Ben çünkü üstün körü baktığımda biraz öyle gördüm. Her zaman ateist materyalist aynı olmayabiliyor ama böyle daha materyal ve biraz daha bilindik sebep sonuç zincirleri çerçevesinde açıklamaya çalışan bir şeydi. Yani zaten genellikle özgür irade konusunda böyle bir yaklaşım oluyor. Sadece deneylerle sınırlı kalıp sadece işte bildiğimiz modeller çerçevesinde bakarsak hakikaten insan bir otomat, yani işte sürekli etki tepki sistemine göre çalışan, yaptığı her hareket önceki nedenlere bağlı olan falan bir canlı gibi gözüküyor. Daha doğrusu canlı bile demeyelim, canlı, bütün canlı aslında mekanistik bir otomat gibi gözüküyor bu açıdan baktığında. Şimdi ben de konuya şöyle bir açılım getireyim, bunun üzerine konuşuruz zaten ilerleyen aşamalarda. Ben özgür irade meselesini derslerde bana da çok sorulduğu için konuşuyorum. Özgür irade lafında şöyle bir sorun var. Özgür irade, İngilizce free will söz şeyinin tanımlamasının çevrilmiş hali. Free, özgür, will, irade. Şimdi özgür irade sorusunu bana soran arkadaşlar genellikle aslında bizim kültürümüzde, özellikle dini literatürümüzden gelen cüz'i iradeyi sormaya çalışıyorlar. Aslında onun var olup olmadığını öğrenmeye çalışıyorlar. Çünkü bizim kültürde bildiğim kadarıyla özgür irade, yani kafasına göre seçim yapabilme özgürlüğü şeklinde bir tamlama, bir tanım, bir kavram yok. Biz bunu cüz'i irade olarak duyduk, öğrendik. Free will'dan çevrilen özgür irade sonradan aslında sisteme girmiş. Şimdi cüz'i irade neye göre cüz'i? Yaratıcı, işte ilahi gücün, Allah'ın iradesi külli, tam irade. O her istediğini yapabiliyor. Yani onun isteğine herhangi bir sınır koyamıyorsun. İradesinin bir yönü, sınırı ya da onu sınırlayıcı bir faktör yok. Ama insanın iradesi ona göre cüz'i. Şimdi özgür irade ile cüz'i irade bu şekilde bir ayırırsak bir halletmem lazım. Fakat cüz'i iradede de bir sorun var. Oransal bir cüz'iyetten, yani az ne kadar cüz'i. Bunu kimsenin ben tartıştığını görmedim. Yani cüz'i ama ne kadar cüz'i. Şimdi cüz'i sözcüğü mesela zerre ve küre şeklinde ayrımlar vardır. Özellikle Kur'an'ın dilinde ya da işte İslami gelenekte genel olarak. Zerre çok küçük şeyler. Ama çok, yani bugün konuşuyorsak kuantum düzeyinin altındaki, parçacık düzeydeki, parçacık ya da parçacık altı aleme dair şeyler zerre diye nitelendirilir. Küreler ise, küreler alemi, büyük işte gezegenler, sistemler, galaksi sistemleri olarak düşünebilirsiniz. Daha büyük alemler. Yani bunlar aslında
birbirlerine nispet edildiğinde biri öbürüne göre yok hükmünde. Yani o kadar aralarında Sera Süreyya bir fark var. Şimdi aynı mantıkla cüz'i ve iradeye ve külli iradeye bakıp karşılaştıracak olursak, cüz'i irade aslında külli iradenin yanında yok mesabesinde olmalı. Çünkü tamam işte Allah'ın ruhundan üflemesi falan filan gibi metaforlarla insanın ondan bir parça taşıdığına dair ipuçları var. Ama ve lakin bizdeki o kadar işte 70 perdeden geçmiş gölgeler falan filan deniyor ya, o kadar küçük bir parça ki muhtemelen bizim tespit edebileceğimiz seviyenin, ölçüm duyarlılığımızın altında kalan fiziksel etkilere sahip. Şimdi ben bu noktayı çok önemsiyorum. Cüz'i irade eğer çok cüz'i ise, mesela şöyle söyleyeyim, bizim kulağımız işte 10 üzeri eksi 12 watt bölü metrekarelik ses basınç dalgalarının altında kalan şiddetteki basınç dalgalarını almıyor. Yani bizim eşik duyma şiddetimiz orası. Buna biz 0 desibel diyoruz. Bu 0 desibelin altında ses yok demek değil. Ses var ama bizim duyabileceğimiz ses yok. Şiddeti bizim için çok düşük. Bütün ölçüm, araştırma, inceleme metotlarımızı düşünün. Bunların hepsinin bir eşiği, bir çözünürlüğü var. Bir sınırı var. O sınırın altındaki şeyleri tabii ki ölçemeyeceğiz. Şimdi meşhur o işte Libet deneyidir. İşte Benjamin Libet. Bir bilgisayarda böyle gezen bir kadranı şurada durdurayım diye basıyorsun. İşte karar verdiğin anla bastığın an arasındaki farkı da biliyorsun bunu yaparken. Ama beyne bakıyorsun. Kim bir rivayete göre 1,5, bir rivayete göre 4, bir rivayete göre 7 saniye önceden beynimizde karar verilmiş oluyor. Buna dair bir potansiyel kaydedebiliyoruz. Yani o insanın ne zaman o tuşa basacağını kendisinden önce deneyici bilebiliyor. Yani bir şekilde bunu tespit edebiliyorsun. Bu ne demek? Ben dediğimiz benlik, o bilinç hali kararın verilmesinden ve kendisi vermiş gibi de bir sanrı yaşıyor bunun üstünde. Çok açıklaması var. En basit, en makul, en mekanistik, evrimsel olarak en mantıklı açıklama. Normalde bilincin işleyiş hızıyla vücudun hareket hızı arasında ciddi bir açıklık var. Yani kasların işte beyninizden kaslarınıza sinyal göndermek için 250 milisaniyeye ihtiyacınız var. Yani saniyenin dörtte biri kadar bir süre geçiyor. Ama bilinçteki süreçler bilmiyoruz nasıl bir şey. O düşünme süreçleri hani ışık hızında gibi çok hızlı. Dolayısıyla bu ikisi arasındaki fark aslında bizde bir hani bu senkronizasyon bozukluğu yaratacak. Bazen seste görüntü kayarda sinir oluruz ya. Belki onun gibi bir şey olacak. Dolayısıyla zihnimiz içerisinde bir oturtturma mekanizması var. Yalancı senkronizasyon mekanizması. Bunu şuna benzetebilirsiniz. Burnumuza dokunduğumuzda burnumuzdaki sinirlerle beynimize bu dokunma uyarını çok hızlı gider. Ayağımızın ucuna dokunduğumuzda yine aynı hızda gider ama mesafe uzaktır. Daha geç gelir aslında. Fakat siz eğer burnunuzla ayak parmağınızı aynı anda dokunursanız bunu aynı anda algılarsınız. Beyniniz aradaki zaman sürecini kapatır. Yani bu kapatma sistemine dair bir açıklama makul ve mantıklı gözüküyor birincisi. Yani içeride belki de kararı veren gerçekten sizsiniz diyebiliriz bu anlamda. Yani bu Libet deneyini bir kere böyle bir kenara koyalım. Koymadan Libet'le ilgili bir parantez açalım. Benjamin Libet'in bu deney sonuçlarıyla ilgili bir de alternatif yorumu var. O çok genelde gözden kaçar. Bir alternatif yorum olarak şunu söylüyordu. Beyin ben bir şeye karar verdiğimde acaba beyin bunu gerçekleştirmek için zamanda geriye doğru emir veriyor olabilir mi? Beynin böyle bir kabiliyeti olması mümkün mü gibi böyle biraz uçuk gibi görünebilecek bir alternatif yorum da getirmişti. Evet. O yüzden yani sonuçları oraya koyalım ama Libet'in kendisini hemen atmayalım bir kenara. Tabii Libet. İşte. Yani böyle deneyleri yapan adamlar zaten enteresan adamlar. Hocam devreye girmek istediğim nokta da tam olarak burası. Şimdi o makalede ele alınan boyut da şu öne sürülüyor. Diyor ki beyinde kuantum işlergeler görünmez. Yani kuantumun temelinde indeterminist bir yapısı olduğunu biliyoruz biz. Onlar da beynin Newtoncu bir makine olduğunu öne sürerek determinist yapısı olduğu için özgür irade kavramının olmadığını ortaya atıyor makale aslında. Şimdi bu buradaki sıkıntı şu. İstersen determinist kavramını da bir açalım. Determinist demek hep aynı sonuç, hep aynı nedenlerin, hep aynı sonuçları vereceği. Yani olayların matematiksel örgüsünün işte Newton yasalarına göre hep gerçekleştiği. Bütün değişkenleri ölçtüğün zaman bütün gelecek durumları ve geçmiş durumları hesaplayabileceğin, öngörülebilir, geriye doğru hesaplanabilir sistemlere biz determinist sistemler diyoruz. Diye bir açıklama ekleyeyim ki hani böyle o determinist lafı da havada kalmasın. Bazıları sinir oluyor hocam. Bazı laflar kullanıyoruz anlamıyoruz falan diye. Evet. Gerekirci ya da belirlenirci dediğimiz bir bakış açısı bu.
hep aynı nedenler aynı sonucu verir ama biliyoruz ki gerçek hayat pek böyle değildir. Pardon Orhuncuğum, sen devam et oradan. Şöyle devam edeyim. Şimdi beyni tamamen Newtoncu, yani determinist bir makine demek aslında yanlış bir kavram olur. Neden? Çünkü şu anda hem nörobilim hem fizik çalışmalarında tam olarak belirleyebildiğimiz bir sınırlandırma yok beyin adına. Yani şu anda bizim incelediğimiz ölçekler bize beyin adına belki de Newtoncu bir makine diyor olabilir ama biz bunu eldeki kuramlar üzerinden değerlendirerek yapıyoruz ya da eldeki ölçüm aletleriyle. O nedenle bu yapının derinliklerine inmeden, yani biz şu anda nörolal işler geliri ve reseptör düzeyindeki işlemleri biliyoruz aslında beyinde. Daha derinine inmeden bu konuda deneyler yapmadan daha küçük ölçeklerde böyle bir sav ortaya atmak bana yanlış geliyor. Çünkü özgür irade kavramını sadece bu beyindeki işte şu anda biz Newtoncu mekaniği görüyoruz, bu yüzden özgür irade yoktur demek hem felsefi açıdan hem bilimsel açıdan doğru gelmiyor bana. Orada bir tıngırdayan bir durum daha var o görüşte. Aslında yani kendi söylemek istediklerini iyi destekleyemiyorlar diye düşünüyorum ben. Çünkü beynin işleyişinin Newtoncu olarak düşünülmesiyle beynin işleyişinin kuantum kuralları çerçevesinde düşünülmesi arasında özgür irade olarak çok belirgin bir fark yok aslında. Yani şunu kastediyorum, daha Türkçe söylemeye çalışayım. Eğer benim beynim öyle ya da böyle, yani gerek Newton fiziği gerekse kuantum fiziği kuralları dahilinde çalışıyorsa, her durumda kurallar dahilinde çalışıyorsa ve kapalı bir yerde duruyorsa, bu yine benim özgür iradem var yok alanında bana bir bilgi, done, ipucu vermez aslında. Tabii yani orada öyle bir hata var, bir mantık hatası var. Yani sanki Newton'cıysa bir şey yapamayacağım ama kuantumsa yapacağım ama bak kuantum değil filan gibi. Ve hocam, orayı arada, ben hatalı buluyorum o düşünceyi. Yani sonuçta kuantum fiziği de bizim modellerimizden biri. Başının sonunu hesaplayalım diye işte Schrödinger dalga denklemini, De Broglie dalga boyunu falan bilim insanlarının yazıp formüle ettiği bir fizik alanı netice. Tabii hem öyle ama hem de aynı zamanda yani bir nesne ne kadar küçük olursa olsun ben ona bakarak, düşünerek onun rengini, cismini değiştiremiyorum ki hala. Yani orada bir kopukluk var. O kopukluğu, ya bu hata şuradan kaynaklanıyor. Yani yanlış ikilem dediğimiz bir şey vardır felsefede ve mantıkta. Bir tarafta Newton fiziği, diğer tarafta kuantum fiziği. Bak aslında kuantum fiziği determinist değil ama sen o fiziğin içerisinde değilsin, yine şey olduk. Yani determinizme döndük, görüyorsun değil mi falan gibi bir yaklaşım. Bilimsel bir yaklaşım değil, çok makul değil bu. Yani. Ya hocam orada kuantumla ilgili yorumlanan kısım aslında şöyle, yani kuantum fiziğinin bizde bilinçle alakalı bir şey, bilinç ve özgür irade ile alakalı bir şey oluşturabilmesi durumu kuantum bilgi kuramından geliyor. Ki bunun temellerinde aslında dolanıklık ve maddenin içerisinde bilgi hafızası olduğuna yönelik bir aksiyom olarak başlayan, sonra da deneysel olarak gösterilen bir durum var. Ama Newtoncu açıklamada bu yok aslında. Yani kuantum işlevgelerin beyinde bilinç ya da özgür irade oluşturuyor teorisi aslında şu anda en çok tanıdık isimlerden birisi Roger Penrose uğraşıyor bu işle. Onun öncesinde de Erwin Schrödinger'in konusu olmuştu. Hatta kendisinin Yaşam Nedir isimli bir kitabı var. Orada onu incelemeye çalışıyor biraz. Ya kuantumun aslında özgür irade anlamında çok ufak da olsa bize bir açık kapı bırakıyor. Newton mekaniği tamamen kesse de. Ama kuantum kuramı da bence çok yetersiz. Çünkü bilginin ne olduğunu açıklamaya yönelik herhangi bir hareketi yok. Dolayısıyla özgür irade ve bilincin ne olduğunu açıklamak da yetersiz kalır diye düşünüyorum ben. Ben de aynı kanaatteyim. Bir de determinizmle ilgili ben şöyle bir şey de eklemek istiyorum bunun üzerine. Yani hakikaten mesela senin fikrini de merak ediyorum bu konuda. Bu Newton fiziğini biz biyolojiye çok fazla vurursak eğer, bütün biyolojik süreçlerin de aynı sonuçları vermesi gerekiyor. Aynen. Yani şimdi mesela benim saçım var, senin saçın yok. Niye böyle? Bu determinist olsaydı ikimizin de aynı olmamız gerekirdi. Keşke, ya evet. Çok ciddi söylüyorum yani. Mesela herkesin 3.25 derece miyop olması gerekirdi. Determinizm, Newton fiziği işliyorsa bu iş. Ya da en basitinden iki tane aynı parmak izi bulabilmeliydik. Yani. Evet, aynı parmak izini bulabilmeliydik. Çünkü hani fizik ölçülerle bütün bunlara bakıyorsak, biz nasıl farklılık ve çokluk görüyoruz burada? Yani bunu göremiyor olmamız gerekirdi bizim. Valla ben geçen hafta, yani bu konuda gerçekten hayatımın en önemli ziyafetini yaşadım, onu söyleyeyim.
bu bilimlerin, yani yaşam bilimlerinin, yaşamın ortaya çıkışının, karmaşıklık bilimlerinin dünyadaki en büyük ismiyle şu anda Stuart Kaufman'la beraber ve eşi Catherine Kaufman'la beraber 2,5 gün geçirdik. Sonra bir de bir akşam yemeği üstüne. Adamın bütün kafasındaki mevzu bu yıllardır. İşte düzenin kökenleri, Origins of Order falan gibi kitapları var. Şimdi yeni bir tane kitap yazıyormuş. Üzerinde çalışıyor. Yakında çıkıyor kitap. İşte bir kopyasını inşallah alacağım, direkt kendisine imzalı. Kitabın temel savı şu: canlılık algoritmik ya da kompütasyonel olarak ifade edilebilir bir şey değildir. Yani canlılık bildiğimiz anlamda fiziğe indirgenemez, fiziği aşan bir şeydir. Ontolojik emergence diyor, öyle bir tabir kullanıyor ona. Yani varlıksal olarak bizim adına canlı dediğimiz şey, maddenin davranışından zuhur eden ama madde cinsinden olmayan bir davranış biçimidir diyor. Ve bunun üzerine yıllardır topladığı kanıtları bayağı matematiksel formülasyonlarla falan, yani sadece böyle edebi bir eser olarak değil, bayağı ciddi ciddi yazıyor. Biz günler boyunca bunu tartıştık. Şimdi bu benim yıllarca, ben tabii kendisini çok takip etmiş, okumuş birisiyim. Hani adamı karşımda görünce de böyle irkildim, kongreye gelince falan böyle bir heyecan yaptım. Zaten yani benim de içimde hissettiğim, çünkü kendisini oraya getiren görüşlerin bir kısmını bildiğim için bir şekilde içten içe bildiğim bir şey, ama kendisinden bunu duymak yani bir şeye daha beni çok ikna etti. Biz biraz modellerle bakış hadisesini, özellikle canlılık söz konusu olunca, abartıyoruz. Herkesin dikkatini bir bilim tarihine çekeyim. Fizikte işte Kopernik'i, Kepler'i, ondan sonra Newton'u, işte orada arada Galilei, sonra Einstein'ı, sonra işte kuantum devrimini falan herkes biliyor. Fizik devrile devrile geliyor. Sürekli böyle yeni bir şey öbürünü değiştiriyor, geliştiriyor falan filan. Bir anlayış değişiyor. Ya biyolojide bunların hiçbiri olmuyor. Biyolojide bir tane büyük devrim var. Bugünkü modern bilim anlamında, o da Darwin devrimi. Yani Darwin'in de o bütün sistemi açıklayıcı, aslında biyolojinin mikro düzeyiyle falan çok ilgisi olmayan bir sistem önerisi olmuş. Onun dışında biyoloji böyle gelmiş, böyle gidiyor. Neden? Bilimin çalışabileceği, yani canlı çalışabileceği araçları yok denecek kadar az. Yani biz canlının fiziki tarafına takılıyoruz. Fiziki tarafını inceliyoruz. Elimizde başka bir şey yok çünkü. Ve eğer canlı fiziğe indirgenemeyecek bir şeyse, ki öyle gözüküyor, bu durumda fizikal araçlarımız son derece yetersiz. Kanıtı nedir? Laboratuvarda yapamıyorsun bu meriti. Yani bütün bir bakterinin içini dışını, bütün işte listesini, siz biliyorsunuz, derslerde size anlatıyorlar. Bütün malzemede aktardan alırsın, ya da ne bileyim laboratuvarda bulursun. Evet. Koy bir kaba, karıştır, ekoli yap. İşte bir bakteri yap. Yok, yapamazsın. Yani bu bir şey değil. Yapamıyorlar işte, ondan Allah yarattı bağlamında söylemiyorum bunu. Evet, maddi bileşenlerden oluşuyor. Evet, bu maddi dünyadan çıkıyor. Fakat o kadar özel bir şey ki, belki çok az sayıda oluşabilecek bir, hani çok büyük bir denk gelmeler zinciri gerekiyor. Daha sonra kendi kendisini, kendi kuralları çerçevesinde, matematiksel, algoritmik ve fiziksel olmayan kurallar çerçevesinde idame ettiren bir sistem. Ve Kaufman bunun için şunu diyor, kendisi hani inançsız bir insan böyle bir de temelde, ama diyor ben bir şeye tapacak olsam diyor, bu dünyaya, yani biyosfer dediğimiz o canlılık sistemine taparım, çünkü o inanılmaz yaratıcı bir şey diyor. Yani orada bir yaratıcılık hali var ve devamlı olarak öngöremediğimiz, ilerisi için herhangi bir tahminde bulunamadığımız çok çılgınca şeyler yaratıyor diyor. Mümkün olan her şeyi yaratmıyor diyor. Olması gereken her şeyi yaratıyor. Yani bir orada da bir ontolojik amaçlılık falan çıkıyor karşına baktığında. Şimdi bunların hepsini toplayalım. Biz neyi anlamaya çalışıyoruz? Canlının şu andaki en komplike ürünü olan insanoğlu. Bir de onun daha tarifini bile yapamadığımız bilincini, iradesini, düşüncesini, şusunu busunu açıklamaya çalışıyoruz. Fiziksel sistemlerle ilgili modellerimizin burada yetersiz kalacağı aşikar. Ne yapalım, bunu bırakalım mı? Hayır. Modelleri ve kafamızı genişletelim. Bu sorun cross disipliner bir sorun. Yani birçok alanda, işte bir felsefecinin, bir sinir bilimcinin, bir çiftçinin, bir esnafın, bir efendim düşünürün, bir sufinin, bir Budistin, adamın Budist rahibinin bir araya gelip de insanlığa dair tecrübelerini koymasını gerektiren bir, yani büyük sorun. The big question bu. Bilinç nedir, nereden gelir? Bunu böyle yaklaşmadığımız zaman da sıkışıp kalacağız. Kuantum meselesiyle ilgili de bir tane şey söyleyeyim. Bunu derslerde anlattığım zaman öğrenciler şaşırıyor. Şimdi artık biz çok sinir bilimi anlatıyoruz ya, biraz da bilgiler harcı alem oluyor. İşte serotonini, dopamini, takım malzemeler salgılanıyor, kalsiyumlar, magnezyumlar girip çıkıyor. Ya belli ki beyinde kimyasal bir şeyler oluyor.
fizik laboratuvarlarında, özellikle kuantum fiziği araştırmalarında bir hadise vardır. Parçacıklar küçüldükçe, mesela elektron gibi, proton gibi, tek tek atomlar gibi parçacıklar, böyle o çift yarık deneyi gibi deneylerde kullandıkça, bunların maddesel özelliklerinin çok düşük düzeyde ama dalgasal özelliklerinin yüksek düzeyde olduğu bulunur. Yani maddenin o ikili bir özelliği vardır, dalga parçacık. Kütle küçüldükçe dalgasal özelliği artar. Şimdi bu bir belli bir düzeyden sonra madde büyük karmaşıklaştıkça artık dalgasal özelliği azalıyor. Parçacık gibi oluyor. Biz o yüzden camdan atlayınca ölüyoruz. Yani duvarların içinden geçemiyoruz falan. Evet. Büyüyüz çünkü. Peki bu sınır ne? 60 karbonlu fullerit diye bir molekül var. 60 karbondan oluşan bir futbol topuna benzer bir molekül bu. Aynı futbol topu gibi hakikaten. Bunu çift yarık deneyinde kullandığınız zaman o 60 karbonlu koskoca kar topu gibi şey bile kuantum davranışı gösteriyor ağırlıklı olarak. Yani dalga gibi davranıyor. Bunu niye söyledim? Beyinde bizim bugün derslerde anlattığımız işlevler tek atomlar olan kalsiyum, magnezyum, klor, sodyum falan gibi iyonların, atomların hareketlerine bağlı. Ve bu atomlar klasik fizikten çok kuantumsal nesneler. Bir kalsiyum atomunun etrafında kendisinin yüzlerce katı kadar etki ettiği bir kuantum alanı var. Onlar böyle toplar gibi deliklerden geçmiyor. Biz bunu fiziksel olarak biliyoruz. Bir dalga fonksiyonu olarak birçok yere etki ediyor. Ama bakın, bütün tıp kitaplarını, bütün nörobilim kitaplarını araştırın. Böyle bir kuantum fiziksel beyin modeli yoktur. Çünkü biz bunu nasıl hesaba katacağımızı bilmiyoruz. İçerisi sıcak, içerisi karışık. Beynin içinden bahsediyorum. Vıcık vıcık bir çorba. Burada o incelikli kuantum süreçlerini inceleyebilecek yeteneğimiz yok, kapasitemiz yok. Dolayısıyla biz beyni böyle anlamak istiyoruz çünkü bizi rahatlatıyor. Böyle topçuklar girip çıkıyor deliklerden. Biri gidip işte anahtar kilit gibi bir alıcıya bağlanıyor. Oradan bir enzim yapıyor falan filan. Ama emin olun sistem böyle çalışmıyor. Ve sistemin böyle çalışmaması çok doğal. Çünkü eğer kuantum fiziğinde bildiğimiz, maddenin özüne dair bildiğimiz şeyler gerçekse beynin çalışma sistemini kökten yanlış anlamış vaziyetteyiz. Ben onu söyleyebilirim. Sadece insan biliyorsun şeydir, yani tarih boyunca İslam tarihinde de anlatılır ya, helvadan put yapıp tapıp olsa yiyorlarmış evet. falan. Aynı şeyi yapıyoruz. Modelimizden bir put yapıyoruz. Onun için kavga ediyoruz. Sonra da o puta oturup yiyoruz yani. Bu bir saçma bir durum. Gerçeğin biraz daha büyük olabileceği ihtimali, özellikle bu özgür irade konusu o yüzden önemlidir. Sınırda bir konu çünkü. Yani burada bak birçok yere girip çıkmamız gerekiyor. Ve kolaylıkla böyle mekanistik bir bilimin halledilebileceği bir mevzu değil. Zaten bir taraftan da şöyle bir mesele var. Yani ben bir de sosyolojik argüman söyleyeyim burada. Felsefi de değil, bilimsel de değil. Buna bir adım geriden baktığımız zaman şöyle bir sorunla da karşılaşıyoruz. Ateizmi savunan bilim adamları, bilim insanları özgür irade üzerine çalışırken bazen taraflı çalışıyorlar. Yani özgür iradenin var olmadığını ispat ederlerse yine dini yalanlayacak bir yola gidebileceklerini düşünüyorlar. Şunun altını çizmek isterim. Bunu söylerken niye sosyolojik dedim? Yani felsefi olmadığını söyleyeceğim şeyin veya bilimsel olmadığını söyledim. Çünkü bu güç ve eşitsizlik dengeleriyle alakalı. Yani aynen. insan gruplarının birbirleriyle olan ilişkisiyle alakalı. Aynen. Mesela Rupert Sheldrake şeyi anlatıyor. Yani bizzat tanıdığı bir fizikçinin çoklu evrenler kuramı ile ilgili getirdiği eleştiriyi, yani diyor ki arkadaşına, siz böyle çoklu evrenler falan diyorsunuz ama bu Occam'ın usturasına uymuyor. Yani bu kadar karmaşık şeyi niye yapıyorsunuz? Dedi ki arkadaşıma, belki o zaman Tanrı'dan kurtulabiliriz falan. Aynen. Ya bu iş böyle olmuyor. Yani her iki tarafta da olmuyor. Ben o yüzden mesela laik bilim olması lazım. Yani bilim insanlarının laik yaklaşımından bahsediyorum. Çünkü özellikle ateist bilim insanlarının laik olması çok önemli. Onu kastediyorum. Oraya geleceğim tabii, şimdi. Evet, tabii. Özellikle ateist bilim insanlarının din diye bir şey hiç yokmuş gibi yapsınlar istiyorum ben bilime. Aynen. Yani kafalarında sürekli din düşünerek yapsınlar istemiyorum. Çünkü işin içine o türden bir politika giriyor böyle olduğu zaman. Tabii ki. Yani değillemek için ya da olumlamak evet, için yapılan şey evet, hastalık yani. Evet, aslında. Yani dini görüşle bilime yaklaşanlardan şu nedenle bahsetmiyorum. Ötekini tanıyamıyor. Evet, modernizm kisvesi altında gizleniyor. Hı. Bu bizim için çok büyük bir sorun. Bu sorun bizi şeye götürüyor. Yani Newtoncılıkta bir iddia, determinizmde bir iddia. Ya kardeşim, ya bu iş bu kadar böyleyse sen nasıl bunu akıl edip ortaya koymaya çalışabiliyorsun? Yani sen kendi ispatını nihayetinde yani muhtemelen özgür iradeyle yapıyorsun. Yani yapmayın etmeyin yani. Aynen. Hani.
Şimdi özgür irade, bak gene özgür irade ve cüz'i irade arasındaki farka ben bir dokunayım. Onu kuantum fiziğine bir bağlayayım. Sen de oradan yorumları bir sağla. Sen de oruncum ya. Yani oradan aklına ne geliyorsa. Sen de hatta Kübra'cığım. Oturmaya gelmiyor. Kübra bu arada şeyden çıkarttı kendini. Yani kadrajdan çıkarttı bir şey. Valla yavaş yavaş yana yana gidiyor. Neyse tamam, sen rahatına bak. Ya da bir şey olursa, soru olursa dal yalnız. Şimdi dedim ya, özgür irade bizden çıkmadı. Aradan geçsin şöyle. Evet. Cüz'i irade bize gelenekten gelen bir kavram. Ve cüz'inin ne kadar cüz'i olduğunu şimdiye kadar pek kimsenin tartıştığını görmedim dedim. Eğer cüz'i çok çok cüz'i ise, bizim tespit edemeyeceğimiz kadar cüz'i ise, ben bilimde böyle bir cüz'iyet biliyorum. Böyle bir aciziyet, böyle bir küçüklük biliyorum. O küçüklük dalga fonksiyonunun çökmesi gördüğümüz. Önce kısaca onu bir anlat. Her kuantum aslında sonsuz sayıda olasılığın bir arada var olduğu bir olasılık dalgasıyla ifade ediliyor. Schrödinger'in dalga fonksiyonu dediği, işte her madde için de formüle ettiği onu, bir sisteme dayanıyor. Ve normalde biz gözleyene kadar mesela bir elektronun hızını, yerini vesairesini, spinini, momentumunu bilemiyoruz. Ama biz ölçmeye karar verdiğimizde ne yapıyoruz? Ona en azından bir foton göndermemiz lazım. Ölçüm için bir ışık parçacığı göndermemiz lazım ki onun hani etkileşimine bakalım. Onu gönderdiğimiz anda sistemi değiştirip dalga fonksiyonu çökmesi denen bir şey yaratıyoruz. Ve bu dalga fonksiyonu çökmesi, artık o nesneyi biz parçacık olarak gözlemek istiyorsak onun bize parça şeklinde görülmesini sağlıyor. Dalga olarak gözlemlemek istiyorsak onun bize dalgasal bir efendim davranışını gösteriyor. Yani gözlem dalga fonksiyonunun sonsuz olasılığını bir olasılığa, bir duruma doğru çöktürüyor ve gerçekliği bir şekilde ortaya çıkarıyor. Kuantum fiziğinin işte Kopenhag yorumu da diyor ki gerçeklik denen dış dünyanın ortaya çıkması için aslında bilinç lazım. Gözlem yapıldıkça gerçek oluyor falan gibi. Ha, bunun uç yorumları da var. Şimdi buraya baktığınız zaman bir de biraz önce Orhun bahsetti. Richard Penrose'da Stuart Hemroff'un bir kuantum zihin modeli var. Buna işte orchestrated objective reduction deniyor. Yani orkestrasyon halinde objektif indirgeme, işte nasıl diyelim, öznel indirgeme falan, öznel değil, tersi neydi? Nesnel indirgeme. Şimdi oradaki teori kabaca şu: beyinde bakıyorlar hani bu işte topçuklarla, kimyasallarla bu iş olmuyor. Hani hızlı böyle bilinçsel süreçleri açıklayamıyorsun. Diyor ki ya, sinir hücrelerinin içerisinde mikrotübüller var. Bunlar minik proteinler, böyle boru gibidirler. Bu boru gibi proteinler aslında kuantum işlemciler ve bu kuantum işlemcilerde kuantum bitlerle işlem yapılıyor. Kuantum bilgisayarını biz niye keşfetmeye çalışıyoruz? Zamansız işlem yapabilen ve sonsuz işlemi aynı anda yapabilen teorikte devreler. Diyor beyinde böyle bir şey var. Ve bu devrelerdeki dalga fonksiyonu çökmeleri bizim zihinsel durumlarımızı oluşturuyor. Yani zamansız, ölçülemez derecede küçük, tahmin edilemez, kaotikten de öte, tamamen rastlantısal. Bu arada tırnak içinde rastlantısal, kuantum fiziği anlamında rastlantısal. Kaza eseri değil yani. Onda bir kuralı var ama ölçemiyoruz biz. O yüzden rastlantısal diyoruz. Böyle bir sistemle diyorlar, bizim zihnimiz çalışıyor olabilir. Bunu da koskoca makalelerini yazdılar, bayağı ciddi dergilerde yayınladılar. Şimdi böyle bakınca bunların hepsini bir çantaya toplayalım. Detayını merak eden verdiğim isim literatürlerinden baksın. Şunu ben rahatlıkla söyleyebilirim. Ben mesela Türkiye'de tasavvuf geleneğini çok duydum, dinledim. Efendim dedelerimizin, atalarımızın anlattığı hikayelerden, işte Kur'an'daki, hadisteki, şuradaki, buradaki anlatılardan bir sürü bilgi parçaları var bizde ve cüz-i iradeye dair kafamızda böyle bir şey oluşuyor. Diyorlar ki mesela bir yerde niyet, ameller niyetlere göredir, her şey niyettir. Ben bütün bu bilgileri topladığımda bana çok doğal bir şey gözüküyor. İnsanın iradesi sadece niyetindedir. Niyette bir irade kullanma şansınız var ki onu kullanıyoruz genellikle. Mesela niyetimiz neyse o oluyor zaten sonuçta. Talebimiz neyse ona dönüşüyoruz. Ama ondan sonra ben bu niyeti ettim, şu kolumu irade olarak kaldırdım diyemeyecek kadar sinir bilimi biliyoruz. Çünkü bu kolu kaldırmak gayet mucizevi bir şey. Nasıl yaptığım konusunda hiçbir fikrim yok. Tüm mekanizmayı biliyorum. Ama benim dahlimin olmadığını çok iyi biliyorum. Yani ben yapmıyorum onu. O içeride bir sistemle çalışıyor. Bana hiç sormuyor. Mesela işte gözünüzü kapatıp önünüzdeki bardağı rahatlıkla alabilmenizi sağlayan içeride otomatik çalışan sistemler var. Bunların hiçbiri iradeyle olmuyor. İradeyle olabilen, işte bütün bu kuantum fiziğini falan toplayın, belki de sadece niyet. Niyetle siz sonsuz olasılık dalgasını bir yere doğru çöktürüyorsunuz. Ve ondan sonra o artık sizin diğer bütün otomatik hareketleriniz üzerinden hayatınızı örüyor olabilir. Olabilir. Böylece böyle baktığınızda
irademiz var ama o irade zannettiğimiz yerde, aradığımız yerde değil. O bizim niyetimizde, o içerlerde, çok daha derinde bir yerde ve belki de bugün kuantum fiziğinin bize ipuçlarını verdiği bir düzeyde diye düşünebiliriz. İyi bir aforizma, bilimsel bir kanıtı yok. Zaten bilimsel kanıtı bulunabilecek bir şey değil bu söylediğim. Ama eğer bu aforizmayla düşünürsek, sorumluluk, ceza, ödül, işte yaptığın işlerin bir şekilde sorgusuna maruz kalma, bunlardan sorumlu olma halleri, bunların hepsinin hepsinde meselesi değişiyor. Yani o zaman ya bu adam şunu yaptı, namazda kafasını 30 derece çevirdi ya da içki içti, olmuyor mesele. O zaman daha derin bir şeylere gidiyor insanın evet. Sorumluluk noktası. Yani bedeninle yaptığın hareketlerden ziyade ne amaçla yaptığın, niyetinin ne olduğuna düğümlenen bir doğru yanlış ya da işte kamillik ya da süflilik falan anlayış ortaya çıkıyor. Dolayısıyla son cümle olarak şunu söyleyeyim. Bence biz seninle de daha önce konuşmuştuk. Biz son 300 yıldır mesela bu topraklar bilimi bırakmayaydı, bilimin peşinden gitseydi ve bunlarla beraber bugün bizim yapmaya çalıştığımız şey insanlar 300 yıldır, 400 yıldır yapıyor olsalardı, bugün öyle bir metafiziğimiz olurdu ki fiziğe yol gösterirdi. Yani duyan adamın dişi düşerdi batıda. Ama maalesef biz bugün batının bilimini anlayacağız diye yırtınırken kendi kültürümüze yabancılaşmaya başlıyoruz. Bir sürü arkadaş televizyonlara çıkıp bizim literatürün önemli bir kısmını böyle yok bunlar delidir, yok bunlar meczuptur bilmem ne falan filan diye kenarlara savurma eğiliminde. Bir aklımızı başımıza toplayalım, bir adam gibi okuyalım. Orada evet bilimden uzak bir şeyler var çünkü bilim bırakılmıştı o zamanlar. Burada koç gibi bir bilim var. Hadi gayri okuyup ikisini de bir şeyler faydalı aforizmalar çıkaralım. Yani şu anda yapmamız gereken şey yok. Bence bilimin çözemediği en büyük sorunlar bilinç, özgür irade vesaire gibi problemlerin çözüm anahtarları buralarda bir yerlerde gizli gibi geliyor bana. Yani bence cüz-i irade aslında çok cüz-i. Söylemeye çalıştığım şey bu. Ve muhtemelen niyete bağlanmış durumda. Mesela böyle bir işaret var mı senin oralarda? Bunu söyleyeyim ama önce kısa bir soru sorayım. Yani bu sorunun cevabının çok uzun olmayacağını tahmin ediyorum. Yanılıyor da olabilirim tabii. Allah sonu. Niyeti beyinde tespit edebiliyor muyum? Niyeti beyinde tespit edemiyoruz. Yok. Edemiyorum. Yani niyet denen şey çünkü çok sürpriz bir şey. Ezoterik geleneğe göre mesela ben tasavvuf ve kabala işte literatür üzerinden söyleyeyim. Niyeti yaşadığım hayata bakarak tespit edebiliyorum. Yani yaşadığım hayata bakıyorum, koşullarıma bakıyorum, başıma gelenlere bakıyorum, olumlu ve olumsuz. Anlıyorum ki bilmediğim niyetlerim de bunlarmış. Çünkü niyet etmeden bunun gerçekleşmesi mümkün değil gibi bir şey söylemek söz konusu olabilir orada. Şimdi bu anlamda niçin konuşmak zor? Yani senin az önce aldığın getirdiğin yerden bağlayıp bunu farklı bir şekilde ortaya koymak niye zor? Çünkü meseleyi taşıdığın ve benim de doğru olduğuna düşündüğüm yani taşıdığın noktada bilimsel yöntemi baştan almak gerekiyor. Aynen, yani bilimsel sıfır. Yöntemi tamam. Sıfırdan yeniden inşa etmeyi gerektiriyor. Bunun birden fazla nedeni var. Nedenlerinden bir tanesi şu mesela metafizik dedin o yüzden söylüyorum. Metafizik felsefe terimi anlamında bir felsefe alanı anlamında bir kesinlik arayışıdır. Yani dolayısıyla da metafizik bakış açısı bilime... Onu bak dün yazmıştın onu evet, söyle tam. O çok metafizik bilime şöyle bir eleştiri getiriyor. Diyor ki siz diyor duyular vasıtasıyla algıladığımız bu ortamı gerçeğin tamamı olarak kabul ederek orada bir takım ölçümler yapıyorsunuz. Bunu laboratuvara sokuyorsunuz. Araştırma yapıyorsunuz, ikiye bölüyorsunuz, beşe bölüyorsunuz, içine bakıyorsunuz, içinin içine bakıyorsunuz ama yani ayağınız varlık zeminine basmıyor. Yani bütün bu yaptıklarınızın duyular vasıtasıyla algıladığımız bu çevrenin her şeyin tamamı olduğu varsayımı üzerine yapıyorsunuz bunu. O yüzden burada bir kesinlik yok. Metafizik bir kesinlik arayışı. Orada da bir kesinlik arıyor. Şimdi mesela biri çıkıp diyebilir ki ya kardeşim hani bizim duyular vasıtasıyla algıladığımız ortam diye bir şey kalmadı. Ben elektron mikroskobu yaptım, Hubble teleskobu yaptım, fotonları sağa sola saçıp ölçümler yapıyorum filan. Hayır, mesele bu değil. Ben o cihazları niye ürettim? Yani hangi akıl ve mantıkla ürettim? Duyular vasıtasıyla algıladığım ortam üzerine duyularımın kısıtlılığı nedeniyle aynı duyunun
daha ilerisi için ürettim onu. Aynı bandı genişletiyorsun sen. Aynı bandı genişlettim. Haberdar olmadığım bir bant varsa o haberdar olmadığım bantta dönüyor bir sürü şey aynı zamanda. Bir de daha komiğini söyleyeyim. Diyelim radyo teleskoplar var. Sen o radyo teleskopla aldığın radyo dalgasını gene görüntüye çeviriyorsun. Yani evet, evet. Kendine göre de bir de çarpıtıyorsun. Tabii. Evet, bir de öyle bir mesele var. Elektronun mesela, dalga boyunu görünür tabii, ışığa tabii, çeviriyor. Başka nasıl algılayacağım zaten? Tabii. Orada şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Duyuların kısıtlılığı ve sonluluğundan ötürü oradan bu sonluluk ve kısıtlılık içerisinde yola çıkarak ürettiğim argümanlarla ben bu cihazları yaptım ve sonuçlarını da kendime tercüme etmeye çalışıyorum. Mesela gece görüş icat ediyorum. O gece görüşü bir takım ışınlar yollayıp geriye gelmesiyle şey yapıyorum. O gece görüşü kendime göstermek için boyuyorum orayı ben. O yüzden aynen. Mesela o ekranlar yeşil yeşil gösteriyor. Yani aynen. Yeşilin tonları şeklinde veya belli bir rengin tonları şeklinde. Burada kastettiğim şey şu, yani tıpkı senin sorduğun sorular gibi. Ben bir modelleme düşünmüş durumdayım. Kendimi metafizik şüpheden kurtarmaya çalışıyorum. Yani insanlık adına söylüyorum bunu. Diyorum ki ya metafizik benden şüpheleniyor bilim konusunda. Ama ben de bir şey yapamıyorum. O yüzden bu metafizik şüpheyi ben bir kenara koyayım. Ve duyular vasıtasıyla algıladığım ortamdan algıladıklarım üzerine çalışayım. Şimdi burada şöyle bir şey var. Yani bu o kadar da yanlış bir şey değil. Çünkü diğer türlü biz bu canlı yayını yapamayız burada. Yani aynen. Onun üzerine çalışmazsak. Küfranın yalnız bizi şuradan kurtarmıyor. Biz burada insanız. Bu canlı yayın mekanizmalarını, bunu işlevsel kılan bütün bu cihazları üretenler insan. Diğer uçta bizi izleyenler de insan. Ve kendi içinde bir örgütlülüğü olan bir illüzyon dünyası içerisinde olmamız da mümkün. Çünkü bir şeyi bir kişinin hayal etmesiyle 7,5 milyar kişinin birden aynı hayali görüyor olmasının arasında kategorik olarak bir fark yok akıl ve mantık ölçülerinde. Öyle. Anlatabildim mi? Yani şimdi burada bir rekörsif durum var. Yani şu kuyruğunu ısıran yılan vardır ya ezoterik sembolleri için. Tabii tabii. Yani bunun için ne diyoruz ezoterik literatürde şey diyoruz. Yani o ağız o kuyruğu ısıracak. Yani o döngü olacak bir şekilde. Şimdi bu döngü içerisinde şöyle bir soru işareti çıkıyor ortaya ki dananın kuyruğunun koptuğu yer bence orası. Ama dini literatür içinden çıkan da bunu nedense akıl edemiyor, söyleyemiyor. Bu kadar yıl geçmesine rağmen aradan. Söyleyenleri de yok sayıyorlar ve deli böyle şizofren mizofren diyorlar bunları söyleyenlere bir de. Burası bir tiyatro ise. Şimdi bunu ayetle de ortaya koyabiliriz. Nörolojiyle de ortaya koyabiliriz. Buranın bir tiyatro oyunu olduğunu bir şekilde. Ben bunu rahatlıkla ortaya koyabilirim mesela. Şu soruyu kaçırıyoruz. Biz hep nasılın peşinde koşturduğumuz için yani bütün bilim içerisinde ve maalesef modern dünyadaki dinciler de nasılın peşinde koşturuyor. Niçin sorusunu sormadığımız için yani insan denen varlığın gerçeğini bir yana koyup o insan denen varlığın algıladığı çevreyi ayrı bir yana koyup bunun üzerine niçin sorusunu sorsak yani bu tiyatroya niçin gerek duyuldu acaba? Kim gerek duyduğu da avans alarak bir kenara bırakabiliriz bir an için. Yani sonrasını onu şey yapmak üzere. O zaman başka bir yerlere gitmemiz mümkün. Yani şu hangi videoda onu konuştuğumuzu hatırlamıyorum ama şöyle bir şey konuştu. Hani tekamül mevzuyla ilgili ben şöyle bir şey söylemiştim. Demiştim ki CERN'de laboratuvarın kafeteryasında iki tane bilim adamının tartıştığını düşünelim. Şimdi biz o tartışmanın sonuçlarından insanlar olarak faydalanabiliriz. Ama tekamül mantığı çerçevesinde düşündüğümüz zaman orada tekamülü yaşayan teker teker o iki bilim adamıdır. Yarım saatlik bir tartışma sonucu o tartışmadan edindikleri deneyimle dönüşmeleridir oradaki mesele. Yani ezoterik perspektif sorulduğu için bu kısmını örnek olarak veriyorum. Şimdi bu bakış açısından baktığımızda başka, bu bakış açısından baktığımızda başka, tıpkı dalga parçacık gibi. Ama burada nerede sıkıntı yaşıyoruz? Bilim içinde aynı şey geçerli. Lisan kullanıyoruz. Lisan kullanmak demek ne demek? Tıpkı bizim aklımız gibi. Bu arada matematik için de geçerli. Lisan derken yani sadece dil gelmesin aklımıza. Her türlü notasyon, evet. Her türlü notasyon, her türlü işaretleşme. Bizim zihnimizde lineer ve ardışık olarak gitmek zorunda. Artı göreceli. Ama görecelilikten ziyade önce şunu söylüyorum. Mesela ben 20 cümlelik bir açıklama yapacaksam
Bu açıklamanın 20 cümlesini aynı anda söyleyemiyorum. Birinci cümle, ikinci cümle, üçüncü, dördüncü cümle gibi gidiyorum. Halbuki ben iç içe geçmiş bir şeyi anlatmaya çalışıyorum. Lineer bir şeyi anlatmaya çalışmıyorum. Kuyruğun iç içe geçmiş bir şeyi, evet aynen öyle. İç içe geçmiş bir şeyi lineer bir lisanla anlatmak sıkıntısını yaşıyor oluyorum. Yani, o sırada ben bunu anlatırken birinci cümle, onuncu cümlenin duyulmuş olmasını gerektiriyor. 12. cümle için dördüncü cümle lazım ama dördüncü cümle 20. cümleyi gerektiriyor. Şimdi burada biz şunu yapıyoruz insanlık olarak. Ya biz bunu beceremiyoruz. O zaman bununla uğraşmayalım, şununla uğraşalım. O yüzden bunu anlatmak için hep o Nasrettin Hoca'nın fıkrasına geliyoruz. Yani Nasrettin Hoca evde tesbihini kaybediyor, sokağa çıkıp aramaya başlıyor. Soranları da yani sen evde kaybettiğin tesbihi niye sokakta arıyorsun? Ev karanlık çünkü diyor. Yani bizim bu durumumuzun farkına varmamız o kadar önemli ki. Biz bu durumun farkına vardığımızda en azından sonuca ulaşmasak bile hatayı nerede yaptığımızı anlamış olacağız. Dolayısıyla ona göre de bir yön çizme konusunda irade başlayacak yani. Tabii çünkü. Demin verdiğin örnek şey hatırlattım. Fraktal geometri var ya benim uğraştım. Evet. Şimdi çok anlaşılmaz ya. Onu mesela normal geometriyle anlatmaya çalışanlar oluyor. Mesela üçgenle, beşgenle. Halbuki o kadar farklı kategoriler ki aynı anahtarı aydınlık sobak lambası altında aramak gibi yani. Ve şunu unutuyoruz yani teknolojinin gelişmesi. Biz çok keskin bir dönemeci geçtiğimizi zannediyoruz. Ama mesela 500 yıl önce, 1000 yıl önce, 1500 yıl önce sorulmuş bir takım soruların cevabını verememiş vaziyetteyiz. Bunların üstünü örtme çabası içerisindeyiz. Yani örnek vereyim hani bu felsefeden vereceğim örneği, bilimden de değil. Yani kendi felsefi atalarıma şimdi çamuru atacağım. Şimdi mesela Heidegger bir şeyler yazıyor. Heidegger, Kant üstelik bir de. Yani felsefede ne kadar önemli bir adam. Yer yer şöyle yerlere geliyor diyor ki, bir mevzuyu ele alıyor. Yani bu konuştuğumuz kritik mevzulardan birini. Diyor ki burada da okuyucuyu fazla yormayalım diyor. Ya yor kardeşim yani. ya ben kendimi yormayayım demeye getiriyorum. Şimdi bu insan adına çok sıkıntılı bir durum ya. Yani hakikaten bizi durduran şey bu aslında. Yani buraya kadar geldik, daha öteye gitmeyelim. Geri dönelim veya yan kulvara geçelim. Orası bulanık görünüyor falan gibi yaklaşımlarımızda bu bizzat yine insan tabiatı yüzünden insan kendi koyduğu sınırla kalıyor. Yani. Biraz cesaret olmak lazım. Bak bu anlattığım mevzuyla ilgili geçenlerde bir televizyon programı oldu işte. Arkadaşlar böyle konuşurken orada yani dış dünyanın hayal olup olmadığı meselesi malum gündeme gelmişti. Hı hı. Ya ben dedim ki nörolojik olarak dışarıda gördüğünüz şey bu değil yani beyninizin bir yorumu. Şimdi bu o kadar biliyor ki Matrix filmi zaten herkes bunu biliyor. Yani sinir bilimi evet. Dışarıdaki dünya gerçek değil. Şimdi hemen arkasından işte bizim sevgili Caner Taslaman tweet atmak durumunda kalmış. Ne gibi? Yani dışarıdaki dünya gerçektir efendim. Böyle bir şey. Ya ama Aristoteles çıkıyor. O yüzden onu tweet atıyor. Dışarıda yani. Dışarıda dünya, dışarıda bir hiçlik yoktur. Dışarıda bir varlık var. Ya ben demedim ki varlık yoktur. Ben diyorum ki varlık diye bir şey var muhtemelen ama bu o değil. Yani senin algıladığın o değil. Yani işte orada onu o şekilde düşünme. Çünkü yani Caner Hoca yani Aristoteles'in yeniden dünyaya gelmiş hali Türkiye'de. Yani o açıdan bir de yani nihayetinde bir ilahiyatçı kendisi son tahlilde. Aslında felsefe. Yani, evet. Temelde ama ilahiyat felsefecisi. Ama hani Aristoteles felsefecisi yani. O yüzden mesela bence bunları onunla konuşmak da mümkün değil. Ya o çok emin çünkü ne yaptığından. Yani. Evet o zaten çok emin. Mesela Emre de o gün programda mesela daha önce işte biraz önce şizofren sözü Emre'den çıkmıştı. Mesela Emre ile de o gün konuşurken programlar arasında bir şeyden. Yani şizofreniyi bir hastalık olarak söylemiyor. Ama onun mesela kabul etmediği bir şey var. Yani o 2000 diyelim genel olarak. Hı-hı. Aslında bu bir damar Türkiye'de. Hı-hı. Bana Twitter'da falan bayağı böyle görevli olarak devamlı bu konuda trollük yapan arkadaşlar da var. Yani böyle bir şey yok arkadaş. Yani o kadar materyalist bir bakış açıları var ki. Aha. Bu masa masadır aga. Masanın gerçekliği budur. Beni başka bir şeyle yorma. Ama ilahiyatçı dememin sebebi o. İlahiyat gerçekten de bunu gerektiriyor. Evet. Ya çünkü masa değil. Bu aslında bizim böyle hayal mayal dediğimizde iş öyle garip yerlere gidiyor ki o zaman ilahiyatı ortaya koymak mümkün olmuyor. Yani i̇şte onlara da o kadar haksızlık etmiyor. Algıyı yani. Çok ciddiye açman gerekiyor yani. Bir sıkıntı yok. Yani belki ben işte dediğim gibi ilahiyat diplomamız olmadığı için biz rahat rahat sallıyoruz böyle ama yani bu diploma kısıtlılığı da hakikaten problem ya da uzmanlık kısıtlılığı değil mi? Ya buna uzmanlık körlüğü de diyor Schumacher. Yani
Bizim şeyimiz diyor, itirazımız insanların uzman olmasına değil ama uzmanların genelleme yapması problem diyor. Yani evet, uzman olduğu anlamda kalsın evet, bir şey olmayacak. Evet. Şimdi ya bu arkadaşların hepsi benim dostlarım zaten bahsettiğim evet, zaman. Konuşuyoruz, yiyoruz, içiyoruz falan filan. Ama böyle bir mevzuya geldiğinde ya bilimin en azından bugün geldiği noktayla ters düşecek kadar inatçı olabilmeyi sağlayan bir böyle şey var orada, bir çapa var arkada. Bir denize çapa atarsın da gemi gitmez ya. Yani onun gibi bir tutamak var. Çünkü hakikaten dediğim onu bir sağlık biz, gideceğimiz yer çok bulanık yani. Nereye evet, gideceğimizi bilmiyoruz. Evet, evet. Dinden, diyanetten buluruz diye korkuyor insanlar. Ama yani bana sorarsan belki biraz olmak lazım. Yani çünkü evet, bu gerçekliği anlamamıza imkan vermeyen bir bariyere dönüşüyor. Evet. Yani daha derinine nüfuz edemiyoruz. El alem orada, batıda, özgür irade var mı, bilinç nedir, gökten mi düştük, işte evren evet, tasarlanmış mıdır, kompütasyonel midir, bilmem nedir uğraşırken biz burada hala saçma sapan şeylerle uğraşacağız eğer böyle gidersin. Zaten yüzyıllarca, yüzyıllar boyunca da bizim derdimiz buydu. Mutezile ile işte Eşari niye bir evet, şekilde birbirine girdiler, niye Mutezile din dışı oldu, aşırı akılcılık evet, dendi bilmem ne. Ya bunları bir şekilde meclis edemedik biz, beraber düşünemedik. Evet, evet. Şimdi de yine biri öbürünü sallıyor, biri öbürünü. Bak çok enteresan. Senin yazdıklarına da böyle bir tepki geliyor. O yüzden biz de böyle garip bir kol gibi olduk seninle. Tabii hani, ama şimdi hani biz mesela... de her şeyi okey diyen ekip. Yani hepsi olur falan. Yok öyle de değil aslında ama öyle anlaşılabiliyor. Mesela Nurullah'la yaptığınız seride Konuşulacak Şeyler kanalında din ve bilimle ilgili meselede bunları açık açık anlattık yani. Evet. Yani neyin nereden geldi, hangi argümanın nerede çürüdüğünü. Yani hangi şekilde inşa edilirse bu argüman, hani zamanında dini görüşün inşa edildiği gibi, hangi şekilde inşa edilirse bunun daha çürümez bir durumda olabileceğini anlattık yani. Peki hani, sence şimdi söyle, özgür irade var mı? Farklı şimdi var, özgür irade bence niyet bazında yani buradaki en azından bu videodaki konumum gereği hani felsefi tarafta durarak söylüyorum. Ama daha ziyade ezoterik tarafta söylüyorum. Çünkü felsefe de işin içinden çıkılabilmiş değil. Gerek ezoterik tarafta gerekse dini görüş çerçevesinde niyetin daha ön plana çıkması söz konusu. Çünkü niyetin dışında kalan konularda eğer dini çerçeveyle bakıyorsanız Allah beni böyle yaratmış demek mecburiyetindesiniz. Evet. Yani bu cümle çok afaki kalırsa sonra anlatırım bunu başka bir video. Ne demek istiyor ya bu adam hikayesini? Zaten her an yeni bir şey nedirilir sürekli tabii, yaratır denen bir yaratıcının evet, seni serbest bırakmış olma ihtimali yok zaten. Yani öyle bir yok, şey yok. Ama o irade niyette tanınmış olabilir. Hı. Düşünce özgürlüğü derken böyle 141-142 gibi değil de şöyle düşünelim. Düşüncede özgürlük. Aynen. Yani insanın bir şeyler düşünebilmesi ve dolayısıyla bir şeylere niyet etmesine tanınmış özgürlükle belki de yargılanacak insan zaten olur. Bu sayede de yaratıcı yani oluyoruz. Bir de yaratıcı olan yani yaratıcılık vasfının da insanda bir tecellisi var. İşte sanat yapıyoruz, icat yapıyoruz. Evet, şeyler evet, evet. Yani bu biraz kafaya yaramazlık yaptırabildiğimiz için oluyor. Evet. Orada hani niyetimizde, bakışımızda, zihnimizin odağını dolaştırmaktaki nasıl diyelim dümenimizde ufak minik bir kontrolümüz var gibi. Ki o sayede hani 7,5 milyar benzemez insan, 7,5 milyar farklı cins şeyler yapabilecek potansiyeli taşıyor. Çoğu yapmıyor tabii ama ya bu potansiyelin insan içinde olması o. İşte bu özgür iradenin varlığı yokluğu tartışması bir kelime tanımlarında bence bir daha incelenmeli. Hani özgür irade, cüz'i irade meselesi. Evet, irade evet, nedir bir kere o? Hani mürit evet, falan lafı hep aynı. Evet, evet. Buralardan geliyor. Şimdi bütün bunların bir kere bir afaziden kurtarılması lazım. Tanımların güzel yapılması. Sonra evet, da bilimin söylediği şimdilik bir kenara alınıp, felsefenin binlerce yıldır uğraştığı alınıp, ezoterik geleneklerin söyledikleri çok dikkatle incelenip, bizdeki işte tasavvuf kültürü gibi, işte dünya kabala kültürü vesaire vesaire, bunların hepsini masaya konup bir daha bakılması lazım. Çünkü ben bugün beyin diye çalıştığım şey, bunu belki 50 bin kere söyledim, gene söyleyeceğim. Benim laboratuvarda yahut mikroskopta yahut bir işte insanı oturtturup da kafasına elektrotlar bağlayarak adına beyin diye çalıştığım şey benim beynimin yorumundan ibaret. Evet. Bak bu evet, çok evet, şey yani evet, dışarıdaki o beyin diye anlamaya çalıştığım şey de benim yorumum aslında. Kendi zihnimdeki modelin dinamiğini çalışmaya diyorum ben sinir bilim diye. Kendi zihnimdeki dinamiği çözmeye çalışıyorum. Yani burada da neticede ben kendi zihnimin aslında nasıl kısıtlılıklara sahip olduğunu bilmezsem, bunun bütünlerden dikkatle gözlemezsem, işi yapıyorum zannedebilirim yani.
O zaman derim ki özgür irade bulamadım. O zaman serbestsin, kaptır gitsin. Yiyelim, içelim, yuvarlanalım. Hani sorgu sual yok, bilmem ne yok. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle sabun köpüğü gibi bir hayat olacak o zaman. İşte bu ağırlık, belki dışarıdan bakan belli bir geleneğin konforunu yaşayan insana çok ağır geliyor olabilir. Ama içerisi çok güzel. Siz de gelin. Çok iyi yani. Bunları düşünmek çok keyifli. Ya yalnız o noktada bir şey söylemek isterim. Özgürlük dendiğinde nedense insanların aklına bazen şu gelebiliyor. Ya eyvah, ben özgür olursam kendi menfaatimin dışında şeyi bir şey düşündü. Yani. Kendine zarar veriyor. Çok enteresan. Gibi. Evet, kendine zarar. Yani özgürlük niye senin kendine zarar vermen olsun yahu? Yani işte ben çok özgür olursam mesela çok alkol alırım, çok eroin alırım falan veya işte kendimi kaybederim falan. Ya niye kaybediyorsun? Yani özgürlüğü niye bununla bağdaştırıyorsun i̇şte diye de sormak isterim yani. Özgürlük dürtülerinin emrettiği her şeyi yapma gibi anlaşılıyor. Özgürlük delirmek falan değil. Değil onu bilelim işte, yani bu arada. Bir kere özgür olmak zaten daha önce işte gene konuşulacak şeylerde Nurullah'la Orhan yapmışlardı benim bir konuşmadan büyüdüğüm. Yani şey olarak insanın özgür iradesi dediğimiz bir şey varsa eğer dürtülerinin hilafına seçim yapabilmesi. Diğer canlılarda bunu görmüyorsun. Dürtüsün ne gerektiriyorsa hayvan onu yapıyor. Programı ne gerektiriyorsa, yazılımı, donanımı, o hayvan değişmiyor. Ama bizim mesela yazılımı değiştirebilme özelliğimiz var. Diyorsun ki acıktım ama yemeyeceğim abi, iftara kadar yemeyeceğim ya diyorsun. Ya bunu yapabiliyorsun yani. İşte geliyor bir sürü insan bunu yapacak şimdi. Evet. Dolayısıyla hani bu niyet işte yani bu niyet bazında evet yani niyet meselesi işte. Aslında niyet meselesini başlı başına konuşmamız lazım başka bir videoda. Aynen öyle. Bir de tabii suç var konusuna yani. Gireceksek yeni bir fasıl açıyoruz demektir. Ya bu nereden baksan 10-15 dakikamız var demektir. O yüzden şöyle bir şey söyleyeceğim. Tam özgürlük konuşurken bu oluyor. Ben şu anda bir takım biyolojik sınırlardan ötürü bir özgürlük Hadi anladım. Hemen geliyorum ben. Tamam, biz bu arada konuşuyoruz. Kübra, anladın mı sen ne konuştuğunu? Evet. Tamam, o niyetteki suçu algılayamadım. Peki sana nasıl geliyor yani konuştuğun şey? Biraz farklı düşündüğüm aklıma. Tamam, niye söylemiyormuşum? Hazmediyorum. Tamam. Oruncuğum. Evet hocam. Konuştuğumuz anlaşılıyor mu? Biz gene kaptırdık ama. Anlaşılıyor hocam, gayet anlaşılıyor. Birkaç yerde hem itiraz hem katkı yapmak istediğim yerler var. Kaptır. İtirazlarımı merak ediyorum. Kaptır. Sen itirazlarına başla, ben Osman gelince özetlerim. Tamamdır hocam. Şimdi itiraz etmek istediğim ilk konu metafizik konusu. Şimdi metafiziğin Osman hocanın belirttiği fiziğe ayağınız yere basmıyor ibaresi aslında metafiziğin bilimi ve fiziği yanlış anlamasından kaynaklanıyor. Şimdi metafiziğin getirdiği eleştiri işte biz kendi algılarımızla, kendi duyu organlarımızla bir şeyler yapıyoruz. Bunları da yine kendi duyu organlarımızla işleyip ortaya bir ürün çıkarıyoruz. Bu ayağınızın yere basmadığının göstergesi eleştirisi şurada şöyle bir hataya denk geliyor. Bilim aslında günümüzde eleştirilen bilim, bilimin tamamı değil. Biz bir paradigmayı eleştiriyoruz şu anda. Bilimin temel mantığı bir şeyleri işleyip, bir şeyleri özümseyip onu evrene genelleyebilme yetisidir. Dolayısıyla metafiziğin bu iddiayı ortaya atması ya bana göre lakırtı olarak kalıyor. Çünkü bu iddianın hani ne aksi mümkün ne de doğrulaması mümkün. Şu iddiayı bir daha tekrarla. Metafiziğin dillendirdiğin iddiası hangisi tam olarak? Bir fiziğin ayağının yere basmadığı iddiası. Yani kendi işte dışarıda bulunan varlık algımıza bu kadar güvenip buradan yola çıkıp bir şeyler açıklamaya çalışmamıza metafizik itiraz ediyor. Bir kesinlik beklentisi var dedi Osman Hoca. Şimdi bu şöyle bir şey oluyor. Hani burada çalışan bir ekip var fizikle ilgili diyelim de metafizik ekibi var. Yani fizik metafizik derken felsefi kısımları kullanıyorum. Metafizikçiler uzaktan bakıp diyor ki oğlum onlar öyle değil, burası işte boşa çalışıyorsunuz. Bunu yapmak yerine karşısında da bir açıklama getirmiyor metafizik. Yani ne doğrulanabilir ne de yanlışlanabilir ifadeler ortaya sunmuyorlar ki bu aslında medeniyet ilerleyişinin önüne engel koyan bir yaklaşım. Yani herkes oturduğu yerden o zaman genellemeler yaparak konuşabilir anlamına geliyor bu. Dolayısıyla metafizik mantığıyla da reddedebiliriz anlamına geliyor. O iş aslında senin bildiğin gibi değil. O yüzden sen yanlış yapıyorsun. Yani işin aslının ne olduğunu açıklamadan bu savları ortaya atmak bana tuhaf geliyor. Çünkü metafizik dediğimiz kendi içinde o kadar çok fraksiyon oluşturuyor ki yanlışlama ve doğrulama kapasitesimizin çok üzerinde bu durum. İlk itirazım buraya.
Hiç aslında tuhaf yani ona Osman yerine ben de aslında bir şey yapabilirim, yorum yapabilirim. Hı-hı. Bir kere gerçeğin bu olmadığı metafiziksel bir şey değildir, açık gerçektir. Yani fiziğin ayağının yere basmadığı metafiziksel bir iddia değildir, açık bir gerçektir. Canlının algoritmik hesaba dayalı öngörülemeyen bir şey olması, bilimin alanının şu anda dışta kalıyor olması metafiziksel bir eleştiri değil, açık bir gerçektir. Şimdi bunlara böyle baktığın zaman fizikçilere şu denmiyor. Ya kardeşim boşa çalışıyorsunuz değil söylenen. Bu gerçekten tamamı değil. Her şeyi bununla açıklamazsın. Yani burada yapılan uyarı o. Ve bu uyarı ontolojik olarak bir kere insanlığın varlığı boyunca geçerli olacak. Belki de en başta yapılması gereken en önemli uyarı. Çünkü en azından biyolojik olarak insan biyolojik bir varlık olarak biyolojinin sınırlılıklarına tabi olmak zorunda zaten. Yani bütün biyolojik canlılar gibi bir sınırlılık sistemi anlamaya çalışan sorunlarından bahsediyor. Bence çok önemli. Kendini üreten sistemin mantığını anlamaya çalışan bir ürün. Nedir bunun analojik benzeri? Kendini yapan insanı, o insanın sosyolojisini, o insanın zihnini ve nihayetinde o insanın gerçekliğini anlamaya çalışan bir bilgisayar bizim evet. Aslında. Hocam şimdi bilgisayarın çalışma sistemi gereği bizi anlayamayacağı aşikardır. Çünkü bizden daha düşük düzey bir şeydir. Onu biz yaptık çünkü. İnsanı böyle düşün. İnsan hani bu evrendeki şimdilik en zeki elimizdeki malzeme yani dünyadaki en azından. Yani tövbe bunu da demeyeyim. Yani en azından kabiliyetleri yüksek diyelim. Belki daha zekileri de vardır. Ama bu kabiliyetleri özellikle biyolojik, özellikle fiziksel yapısı itibariyle sınırlı. Bir kere ömrü açısından sınırlı. Ömrü çok kısa. Şimdi bütün bunları topladığın zaman bu uyarı her zaman geçerli. Yani insanın bu dünyada var olduğu sürece metafiziğin bu uyarısına ihtiyacımız var. Fizik eğer sanıyorsa ki evren bugün gördüğünden ibarettir, kuantum fiziğini bile geliştiremezdik biz. 1800'lerin sonunda Faraday, ben fizik yapmak istiyorum diye üniversiteye gittiğinde ne diyorlar? Ya biz fizik bulunması gereken her şeyi bulduk, sen gel biraz matematik falan uğraş diye kovalıyorlar bunu. Ya daha şey bile yok orada. Einstein bile çıkmamış. Anlatabiliyor muyum? Yani şöyle, kuantum devrim yok. Açıklamalarınızın hepsine katılıyorum. Yani yaptığım bütün hipotezler, çalışmalar hepsi bunun üzerine. Benim metafiziği eleştirdiğim kısım burası değil. Metafiziğin yaptığı şu. Bu işler göründüğü gibi değil dışarıdaki gerçeklik. Dolayısıyla ayağınız yere basmıyor eleştirisi tamamen dışarıdan yapılmış bir yorumdur diyorum ben. Yani işin içine girmeden yapılmış bir yorumdur diyorum. Çünkü şöyle, şimdi fizik de bunun farkında aslında. Yani kuantum fiziği de bunun farkında, Newton fiziği de bunun farkındaydı. Kimse evrenin göründüğü gibi olduğunu net bir şekilde ortaya koymuyordu. Ki hani bu bilimsel paradigmaların çoğu aslında teolojiyle birlikte harmanlandı Avrupa döneminde. İslam coğrafyasında da aynısı yapıldı. Dolayısıyla metafiziğin bu eleştirisinde ben şey görüyorum hani, nasıl söyleyeyim ya, biz dahil olalım da çok da uğraşmayalım eleştirisi gibi geliyor bana. Çünkü hani şu düşünce altyapısı var, benim elimde böyle bir evren kurgusu var, bu evren kurgusu dışarıdaki gerçekliğin böyle olmadığını bize söylüyor, dolayısıyla sizin ayağınız yere basmıyor eleştirisine ben eleştiri getiriyorum. Yani söylediklerinizin tamamına katılıyorum, hatta son 7-8 yıldır bütün çalışmalarımı o söylediklerinizin üzerine zaten Peki bunu metafizik söylemezse kim söyleyecek? Hocam bunu fiziğin kendisi de söylüyor diyorum ben hani. Fizik de söylüyor. Hayır bak şimdi fizik öyle bir şey yapıyorsun ki metafiziği tamam, de fiziği eskiden de söylemiyordu. İşte metafiziği de fiziği de kişiselleştiriyorsun. Biz biraz önce mesela Osman ne dedi? Özellikle inançsız bilim insanlarının laik olması lazım. Seküler bakması lazım. Yani inançlardan ayrı. Şimdi bu bir insan faaliyeti. İnsan faaliyeti olunca şöyle bir şey oluyor. Ya benim arkadaşlarım da var ya, adam diyor ki sen ne uğraşıyorsun bu logologo işlerle? Özgür irade bilmem çözüldü bu işler. Bilinç dediğin talamusla korteks arasındaki bağlantı sallayıp geçiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani hı hı. İnsanın konfor alanına hizmet ediyor bu bilgi havalı gözüktüğü için. Yani evet. Sanıyor ki her şeyi açıklıyor. Fizikte tabii ki yani mesela matematikte matematiğin teorisini dibini bilen adam gödeli biliyor. Yani o matematik temelindeki oynaklığı biliyor bir kere. Biz matematik evrenin dilidir derken hiçbir aksiyomu kendi mantık çerçevesi içerisinde ispatlayamadığımızı da biliyoruz ama dibine giden bunu biliyor. Matematik uygulayıcısı bunu düşünmüyor bile. Sanıyor ki bir tane formül yazdı mı bunun adına Newton'un hareket kanunları dediği zaman sanki her şey kanun olmuş oluyor. Öyle değil. Cebirin altında, matematiğin altında ciddi bir belirsizlik, tanımsızlık ve paradoks dizgesi var. Şimdi bütün bunlara baktığın zaman
insan faaliyeti ayrı, bilimin idealizasyonu ayrı. Yani ideal bir, nasıl diyelim, şahsı manevi olarak bilimin duruşu ayrı. Bilim, evet, dibine girdiğin zaman, teorisine indiğin zaman herkes bunu görür. Ama insan bunu göremiyor, işte problem orada. Biz bu hangout'u fiziğe ya da metafiziğe değil, insanlara yapıyoruz ve diyoruz ki güzel kardeşim, fizik çalışın, biyoloji çalışın, matematik yapın, bunları öğrenin ama gerçekliği bundan ibaret sanmayın. Bunu söylemek için, bir kere söyleyebilmek için, mesela Osman'ın, bilmiyorum, konuşurken bir felsefeci diye biz onu takdim ediyoruz ama bilimsel jargona hakimiyetine dikkat ediyor musunuz? Ben mesela senelerdir bilim dünyasının içindeyim. Yani ta çekirdekten beri konuşuyorum. Adam benim her söylediğim lafı anlıyor bir kere. Dile hakim. Ve okuyor. Yani bunun içerisine angaje oluyor. Giriyor ve diyor ki bir dakika. Burada eskilerin yaptığı uyarıların hala geçerli olabileceği bazı sorunlar var. O sorunlara dikkat çekiyor. Bu dışarıdan müdahale değil. Dışarıdan müdahale şöyle. Cübbe giymiş bazı arkadaşların oturup da işte Mars'a gitmenize ne gerek var? Ben size söylerdim demesi. Yo, hocam, ben şimdi yani, şöyle bir ayrım yani. Bu düz soytarılık. Şöyle bir ayrım yapayım ben. Zaten Osman Hoca'yla biz birebir uyuşuyoruz yani bu düşüncelerin çoğunda. Ayrıştığımız çok küçük nüanslar var. Ben eleştirim. Yani onu da şundan söyledim. Biliyor musun, zaten anlaşıyorsunuz. Bu da metafizik işte. O da metafizikten. Yani metafizik diye bloke ettiğin zaman hani böyle bir kayboluyor bazı şeyler. Metafizik böyle bir şahsı manevi, bir isim, bir kavram. Metafiziğin aslında yanılgısı, benim kastettiğim şey, eleştirilen şey bence fizik değil, günümüz paradigması. Yani paradigma eleştiriliyor burada. Fiziğin genel eleştiriliyor. Önemli. Çok önemli bir şey. Ama ona da bir katkı yapayım ben Oruncuğum. Günümüzün paradigması, dünün paradigması, bir de yarının paradigması olacak. Hepsi aynı eksikten muzdarip olacak. Bak, bu iddiamı genişletiyorum. Çünkü insan model olmadan bakamıyor. Şimdi biz neden bilgisayar simülasyonları yapıyoruz? Neden modellemeler kuruyoruz? Dışarıdaki gerçeklik çok karmaşık. Onun basitleştirilmiş benzeşimlerini yapıyoruz mesela bugün bilgisayarda ki anlayalım diye. Modelin bir özelliği vardır. Gerçekten daha basit olmalıdır ki biz bunu anlayalım. Çünkü gerçek çok karmaşıktır. Onun basitleştirilmiş bir formülasyonu kurarız. Buna da model deriz. Biz hep modellerle bakacağız. Modeller hep eksik olacak. Ama biz modeli gerçek sanmaya başlarsak, bunun en fahiş örneği beyni bilgisayara benzetmektir. Yani bilgisayar gibi görürsen bu beynin ne olduğunu anlayamazsın. Dolayısıyla ben mesela bir sinir bilimci olarak öğrencilerime önce ne konuda uyarıyorum? Şşt, alo, beyin bir bilgisayar değildir. Beyin öyle bakmayın, bu kompütasyonel bir makine değil. Ama bu tuzağa insan o kadar kolay düşüyor ki ben bile bazen nöronlar arasında bilmem ne networklerden anlatırken yazılım diyorum, devreler diyorum, bilmem ne diyorum ve bu jargon dilimize oturuyor. Çünkü anlayabildiğimiz şey cinsinden anlatıyoruz. Hani daha önceden sizin konuştuğunuz bir konu vardı. Hatta biz de bir muhabbetimizde bahsettik. Bu mutlak olanı anlatma sıkıntısı. Evet, dille evet. Mutlak olanı anlatamıyoruz evet, ya. Evet, dil izafi evet. Bir şey evet, falan tabii, filan. Yani izafi ve ikilik ve çokluk içeriyor. Evet, yani. Evet. İşte ondan dolayı mesela mutlaktan bahsediyorsun. Ama ne yapacaksın? Elinde dil var. Dil mutlak anlatmaya uygun değil. Dolayısıyla çok kelime, çok kavram, çok metafor kullanmak zorunda kalıyorsun bunları anlatırken. Burada da aynı şey var. Yani neticede metafizik olmadan fiziğin olabileceğini ama fiziksiz metafiziğin de soytarılıktan başka bir şey olmayacağını ben tekrar bir hatırlatmak isterim. O çok önemli bir konu bence. Ve bu ya şöyle, özgür irade konusunda niye buraya geliyoruz? İşte yani biz sırf burayı konuşalım istediğimiz için mi? Mesele buraya taşıyor çünkü. Mesele bizim fiziksel dünyamızın dışına taşmak zorunda tartışılabilir olması için. Evet. Hocam şimdi eklemek istediğim kısımlar şöyle, itiraz etme kısmını geçtikten sonra, çünkü itiraz etme kısmında az çok anlaştığımızı düşünüyorum. Çünkü burada getirdiğim eleştiri aslında fiziğin kendi içerisinde refleksif olarak sorduğu soruları metafizik hariçten soruyormuş gibi görünmesinin algısının yanlış olduğunu söylüyorum. Yani, fizik zaten kendi içerisinde evet, bu refleksi gösteriyor. Doğru. Şimdi şöyle, benim eklemek istediğim kısım şu. Bu kanalda da ilk videosunu yayınladım ben. Daha önce de yazı yazdım. Bilmiyorum okudunuz mu? Göndermiştim hocam size de. Şimdi aksiyomun başına şunu koymak gerekiyor. Burada biraz seküler bilim çizgisinden uzaklaşacağım. Her zaman öyle görünmeye çalışıyorum ama ilk etapta belki de sekülerizmin ta kendisi de olabilir. Tanrı'yı düşünmeyi bırakmamız gerekiyor bizim. Tanrı düşünülebilir bir kavram değil çünkü. Baştaki hatayı burada yapıyoruz.
Tanrı sadece varlığına ve birliğine inanılabilecek bir kavram bana göre. Ben bu aksiyomu başa koyarak yola çıkmaya başlıyorum. Şimdi burada da multidisipliner bir yaklaşım sergilememiz gerekiyor. Felsefeyi, fiziği, matematiği, biyolojiyi ya da teolojiyi hepsini bir araya getirerek bir açıklama yapmamız gerektiğini düşünüyorum ben. O konuda da Osman Hoca ile Nurullah'ın, Nurullah'a da buradan selam olsun. Çekti. Ya bir dakika, Nurullah da askere gitti ya. Evet, hem en büyük asker bizim asker, hem de bir şey daha var. Dün de Nurullah'ın doğum günüydü, onu da. Ne diyorsun? Tabii. Abi bak ne kız dalga geliştik ya. Nurullah, alınak. Kendine dikkat et. Hayırlı tezkereler. Adam yedek subay olarak gitti. Asker neyse, selam verelim. Yani şey gerçi, onun askerliği de pek biraz kebap olacak gibi. Askerken kafayı kazıtmış yayınlarında yine onu konuk edebileceğiz gibi gözüküyor. Evet, Nurullah'a da buradan selam ve sevgilerimizi göndermeyi unutmayalım. İyi ki doğdun Nurullah'cığım. Nicelice yaşlara inşallah. Devam Orhuncu, pardon. İşte buradaki ayrımı önce okurlara, yorum yapacak insanlara bırakmak lazım. Şimdi Tanrı'nın anlaşılamaz ya da düşünülemez bir kavram oluşumdan dolayı Tanrı'yı düşünmeyi bırakalım ifadesi seküler midir, seküler değil midir? Oranın ayrımına şimdi girmeyeceğim ben. Ama şimdi ilk etapta şunu yapmamız gerekiyor. Bu paradigma yakın bir zaman içerisinde tıkanacak. Çünkü birkaç yıldır, 10 yıldır, 20 yıldır sicim teorisiyle uğraşılıyor. Sicim teorisi tamamen matematiksel ve deneysel olarak hiçbir şey ispatlanmıyor. Ve bütün bilim umudunu sicim teorisine yıkmış durumda. Ve giderek de zayıflıyor. Bu paradigma yıkılacak belli. Şimdi burada bilim camiasını ya da düşünce camiası diyelim. Bunun içine felsefeyi, bilimleri, teolojiyi hepsini katalım. Ne yapması gerekiyor? Burada yapılması gereken şey bence ilk etapta multidisipliner yaklaşım. Az önce bahsettiğimiz gibi Osman Hoca olaya felsefi açıdan yaklaşsa da bilim jargonuna gayet hakim olduğu için çok rahat anlaşabiliyoruz. Yani ben felsefe jargonuna kesinlikle onun kadar hakim değilim. Ama jargondan benim de bildiğim bir şeyler var. Ben onu net anlıyorum. Benim bilim jargonumda Osman Hoca net anlıyor. Şimdi düşünce dünyasının ilk etapta bunu oturtması lazım. Bu paradigmanın ikinci şartı olmalı bana göre. İkinci aksiyon bu olmalı. Multidisipliner yaklaşım olmadığı sürece evreni anlamak mümkün değil bana göre. Şimdi üçüncü yaklaşım şöyle, benim ortaya attığım hipotezlerdeki hipotezleri daha önce sizinle yaptığımız ilk yayında konuşmuştuk hocam. Orada bu temelden hiç bahsetmedim. Tamamen bilgi tabanlı bir evren oluşumu üzerine bir aksiyon koymamız gerekiyor bizim. Çünkü nereye bakarsak bakalım biz bilgiyi görüyoruz. Yani bu evrende eğer temel bir örgü varsa bunun yegane kaynağı bilgi gibi görünüyor. Neden? Şimdi bunun görünüyor ifadesini kullanmamın sebebi şu. Sağlam bir matematiksel temelinin olmayışı bu hipotezin. O da bu paradigmaya uymadığı için benim böyle bir ifade kullanmak istiyor. Şimdi bilgi tabanlı evrenin bize sağladığı kolaylıklar nedir? İşte multidisipliner olmak burada devreye giriyor. Yani eğer evrenin örgüsünün bilgi olduğunu kabul edersek yaptığımız felsefede, yaptığımız biyolojide, yazdığımız matematikte, fizikte tek bir temel noktada birleşme zorunluluğuna gidiyor. İşte bu zorunluluk bizim evreni daha rahat anlayabilmemizi sağlayacak diye düşünüyorum ben. Yani olayları bilgi tabanlı aldığımız zaman şu an açıklanamaz görünen kavramların çoğu açıklanacak diye düşünüyorum. Bunların içerisine de işte bilinç ve özgür irade de giriyor. Yani niyet diye bahsettiğiniz kavram ki buna şöyle söyleyeyim. Sağduyum ilk etapta çok rahat bir şekilde onaylıyor. Niyet, insanın özgür iradesinin niyet olduğunu düşündüğünde. Çünkü kendi düşüncelerim içinde harmanlandığından dolayı yani bilgi kuramı içerisinde niyet fikri buna çok uyum gösteriyor. Nasıl? Şimdi evrendeki bütün görünen bu madde, malzeme, enerji, zaman, uzay vesaire hepsi bilgi örgüsüyle oluşursa biz hem evrimin amacını açıklamış oluyoruz. Yani evrim şu anda bizim elimizdeki temel realite. Yani bundan 13 milyar yıl önce bir Big Bang yaşandığını ortaya attık. Big Bang patlamasının. Ondan sonra işte 13.7 milyar yıllık süreç içerisinde bilincin oluştuğunu söylüyoruz evrim dolayısıyla. Ve bu bilinç şu an oturup kendisini tartışmaya başlıyor. Burada bir amaç görülüyor. Yani evrimin bir yönü var aslında. Ve bu yön sürekli kompleks bilgi işlem mekanizmaları oluşturma yönünde ilerliyor. Yani canlılığı basit olarak ele alalım. DNA ya da RNA. Şimdi Schrödinger Yaşam Nedir kitabında da bunu aslında atıfta bulunuyor. Koptu. Koptu mu şu an? Geliyor mu sesim hocam? Abi koptu. RNA dedin ondan sonra koptun bir daha devam et. Evet, evet. Yani şimdi en basit canlılık
göstergeler olarak ele alabileceğimiz yapılanmalara baktığımız zaman işte kovar vasatlar var vesaire devam ediyor ama hep bir bilgi aktarımı söz konusu. Yani bir canlının bilginin hayat çizelgesini... Efendim hocam? Çoğalması da söz. Veri artıyor. Evet, enformasyon söz konusu. Çünkü canlılık şunu yapmaya çalışmamış. Hani ben öyle bir sistem oluşturayım ki sonsuza kadar hayatta kalayım. Hayır, bu değil. Bendeki bu bilgiyi bir sonraki nesle aktarabilecek bir mekanizma bulayım mantığı var. Ve bu daha karlı göründüğü için aslında günümüze gelmiş durumda. Şimdi evrim çizelgesine baktığımız zaman aslında insanoğlu böyle 4 milyar yıllık bir çizelgeyi hayal etmekte zorlanıyor. Ama dışarıdan yine de baktığımız zaman bunu izleyiciler için söylüyorum. Yani bu işin içine girdiğiniz zaman daha rahat algılayabiliyorsunuz aslında ama her zaman bilgiyi bir sonraki nesle aktarma ve edinilen bilgiyi kompleksleştirme mantığı var. Yani basit bir prokaryot canlıdan son ökaryotlar, işte bitkiler, hayvanlar, insanlar ve insanın da şu anda yapay zeka çalışmalarına baktığımız zaman genel ereksellik, yani genel amaç bilgiyi daha rahat işleyebilen mekanizmalar haline getirmek mantığı görülüyor ki bunu canlının ötesine taşıyalım. İlk etapta işte kuarklar vesaire oluşuyorlar. Bunlar bir araya gelince proton oluşuyor. İşte protonun bilgi işlem kapasitesi kuarktan daha fazlaysa yine aynı amacı görüyoruz biz. Dolayısıyla bilgi tabanlı bir evren modeli oluşturmak hem özgür iradeyi hem de bilinci nasıl söyleyeyim şu anda işte F eşittir MA ile bir kuvvetin nasıl oluştuğunu analiz edebiliyorsak Newton mekaniğiyle aynı şekilde bilgi tabanlı bir evren modeli oluşturursak bilincinde özgür iradeninde bu kadar rahat matematiksel işlemlerle oluşturacağını düşünüyorum ben. Yani tek yapmamız gereken paradigmayı değiştirmek. Newton mekaniğinden sonra kesildi. Bir daha alalım. Mekaniğinden sonra kesildi. Şöyle eğer bilgi tabanlı bir evren modeli kurabilirsek. Şu an geliyor mu hocam sesim? Geliyor. Güzel. Bilgi tabanlı bir evren modeli oluşturabilirsek. Bugün kuvveti mesela Newton mekaniğiyle nasıl matematikle rahat analiz edebiliyorsak. Aynı şekilde bilinci ve özgür iradeyle bu paradigma değişimiyle aynı rahatlıkta ifade edebileceğimizi düşünüyorum. Yani tek yapmamız gereken yeni bir evren modeli oluşturmak. Ve bunun materyal çizgiden çıkması gerekiyor ve altta yatan niyetin de Tanrı kavramını reddetmek ya da kabul etmek üzerine kurulmaması gerekiyor. Çünkü bilimsel araştırmalar ne kadar reddedilirse reddedilsin temelinde şu yatıyor. Tanrı'nın varlığı, aksiyomu var mı yok mu içinde? Bunu bariz bir şekilde görüyoruz. Yani ben rastgele PubMed'den bir makale aldığımda bile içeriden bunu analiz etme imkanım var aslında. Yani o felsefe simya adamın yaptığı çalışma yani. Aynen öyle. Kendi zaten hani beyninde oluşturduğu için kendi düşünceleriyle harmanlanıyor. Doğal olarak altta yatan şeyi görüyorsunuz. İşin içine birazcık yorum ve tartışma kısmı kattığı zaman belli oluyor zaten. Şimdi ilk aksiyomun bunun... Aynen. Evet. Ya çok süper bir şey söyledin yani bu şimdi şu son yaptığın şey hakikaten çok çok önemli bir kısım ya. Belki onu daha sonra bir daha bir açmak gerekecek. Seneler evvel Ali Demirsoy Hoca bize derste işte inanan bilim adamı olmaz, Müslüman bilim adamı hayatta olmaz falan filan dediği zaman ben ona itiraz edip şey demiştim dersin arasında tartışırken. Ya hocam dedim yani sen Müslüman bilim adamı olmaz falan diyorsun da ben dedim bir Müslüman olarak laboratuvara girdiğimde tek yaptığım Allah'ın bu işleri nasıl yapmayı irade ettiğini araştırıyorum. Yani temelde senden başka farklı yaptığım bir şey yok. Ve netice itibariyle ben öyle bir özgüvenle bunu araştırıyorum ki ben ne bulursam bulayım şunu bulacağım. Allah demek bunu böyle yapıyor diyeceğim. Ve bu aslında bilim için son derece güzel de bir itici güç. Ben sürekli onun altındaki var olduğunu düşündüğüm düzeni ya da sistemi ya da bana düzensiz geliyorsa bile onun nedenini araştırmak konusunda bir irade sergiliyor olacağım. Yani aslında inançsız bir bilim adamından daha da avantajlı bile olabilirim yani bu açıdan bak. Ama ben tutup da burada şey yaptığım zaman işte hücreye geldim. Laboratuvarda hücreye yapamıyoruz. Bak görüyor musunuz o zaman hücreyi Allah yapmış gibi. Boşlukların tanrısı salaklığına düşersem işte o zaman inanç bilimin önünü tıkıyor. Ama araştırmaya sürekli teşvik etmesi bağlamında zaten bilimin yapıldığı çerçeve itibariyle Allah falan meselesine ihtiyacı yok. Yani bu senin içindeki inancın ona ne anlam verdiğiyle alakalı bir konu. Ya yaptığın pratik hiçbir şekilde değişmiyor zaten. Ama bu arada söylediğin şeyle ilgili de bir konu var. Richard Feynman'ın sözü.
Richard Feynman bu arada işte kuantum elektrodinamiği falan konusunda hani çok zeki bir herif hakikaten. Ben anlayamıyorum çoğu çalışmasını ama çok iyi bir anlatıcı olduğu için de biraz vakıfım, kitaplarının kısmını okudum. Diyor ki evren maddeden çok bir düşünceye benziyor diyor. Özellikle bu kuantum fiziksel kökene baktığın zaman, maddenin kuantum fiziksel yapısına bak. Hocam sesiniz gitti. Sürekli doğan, kaybolan falan bir kaynayan bir sistem. Ve bu düşünce gibi tabiri aslında doğrudan senin söylediğin enformasyon meselesine bir gönderme yapıyor. Yani buradan ben mesela bunu okur okumaz, ya işte kardeşim ol emri böyle bir şey herhalde dediğim zaman benden bir şey eksilmiyor. Ya da bilime bir şey ilave olmuyor. Ama sadece benim bunu fehmedebilme kapasitemde bir tık bir artış oluyor. Ama şimdi ben oraya bir şerh koymak istiyorum ve tahmin ediyorum ki Orhun da benimle aynı fikirde olacaktır. Ve bu söyleyeceklerim kimine bir yobazlık olarak görünecek, kimine de acayip özgür bir düşünce olarak görünecek. Şimdi mesela dini perspektifle yaklaştığım zaman ben olaya, bilimle ilgili şöyle bir derdim oluyor benim. Ve bu maalesef şeyde de göründü. Yani yine Caner Hoca'nın katıldığı bir, bayağı da oldu galiba bu 2-3 yıl oldu, bir Okan Bayülgen'in bir programında, bir hatırlamıyorum, bir ilahiyatçı abi şöyle bir şey söyledi. Dedi ki hani dinozorlar falan soruldu kendisine. Onların dedi zamanında yaşayıp ölmüş olması gerekiyordu. Çünkü üzerinden zaman geçmesi gerekiyordu ki petrol oluşsun falan dedi. Şimdi bu dini düşünce açısından son derece sakat bir yaklaşım. Şu açıdan sakat bir yaklaşım. Dini düşüncede Orhun'un da söylediği gibi yani Allah düşünülebilir bir şey değil. Aynen. Ve o düşünülebilir olmayan mutlak güç atfettiğimiz bir varlığın veya bir makamın sebebe ihtiyacı olduğu gibi bir şeyi de düşünmemek istiyoruz. Aynen. Yani sebebe ihtiyacı yoktur demek istiyoruz. Bu bağlamda mesela dini düşünce içerisinde geriye dönük, yani İslam felsefesi içerisindeki tartışmadan bahis açacağım. Allah yağmuru bulutla yağdırır. Dini açıdan yanlış bir düşünce oluyor. Gazali. Sebep yani, sonuç zinciri. Evet, o sebep sonuç zinciri meselesi. Şimdi o yüzden yani Orhun da ben de diyoruz ki biz onu da katmayalım, bunu da katmayalım. Yani onun seküler demesinin altı bu yatıyor. Yani ama öyle bak, de düşünmeyelim, böyle de düşünmeyelim. Ama bak, bilim çerçevesinde yaparken yine çok ciddi kısıtlayıcı bir bence hataya düşüyorsunuz. Düşünce hatası. O da şu ki Gazali bir adam. O devirdeki İslam yorumunu yaratan insan zihni. Bir yorum. Şimdi ben diyorum evet. Ki daha önceki bir şeyde söyledim. At kaçtı, torba düştü, kıyamet koptu. Allah Arapça konuşmadığı için Arapça yazılı olan o Kur'an Allah'ın sözü diyoruz ya. Şimdi Allah'tan gelen bir mesaj evet ama Allah Arapça konuşmadığı için bir insan diline indirgendiğinden dolayı o metinle sadece bakarak bir şeyleri anlama konusunda ciddi bir sıkıntımız var. Çünkü mutlak olandan bahseden ama dille kendini bağlamış bir metin var karşımızda. Evet. Bu dil ne kadar mütekamül olursa olsun. Dolayısıyla bu metnin bizim için böyle bir bilgi eksikliği var. Yani biz Allahçasının ne olduğunu metinden direkt okuyamıyoruz ama metnin içinde bir kod var. Sürekli olarak diyor ki bize, ben size bu kitabı gönderdim ama bunu anlamak için dışarı bakın, dışarı bakın, dışarı bakın. Yüzlerce evet. Kere hep dışarıda bir şeye referans veriyor. Ve dolayısıyla biz eğer bu kitabı kendi zan ve aklımızla oturup anlamaya, metninden anlamaya kalktığımız zaman yüzlerce yıl olduğu gibi çuvallıyoruz. Bir örnek vereyim size bakın. Şimdi bu ay Ot Dergisi'ne bunu yazacağım. Nasıl kısaltacağım bilmiyorum ama kısaltıp yazacağım bunu. Bir dört duvarlı odada oturan bir çocuk düşünün. Sütten kesildi, oyun çocuğu oldu, bu odaya kondu. Dünyayı hiç görmedi bu çocuk. Hiç penceresi olmayan bir oda. Ama bütün ihtiyaçları sağlanıyor. Yani çocuğa işte ışık gerekiyorsa ışık, yemek veriyorsa yemek, oyuncak istiyorsa oyuncak, her şey veriliyor. Ve bu çocuk diyelim elinde kainatın bütün bilgilerini içeren bir kitap tutuyor. İsterseniz buna Kur'an-ı Kerim deyin, isterseniz başka bir metin deyin ama özet bir metin, sonuçta bir kitap haline gelebilecek bir metin ve bu çocuğun elinde o metin var. Özellikle İslam'ın hani bu temel yorumlarına inanıyorsunuz, buna Kur'an-ı Kerim deyin. Çocuk bu kitabı okusun. 60 yıl boyunca bu kitabı okusun. 70 yıl boyunca okusun. Bir penceresi bile olmayan odada, hiçbir insanla karşılaşmadan bu çocuk bu kitaptan ne öğrenebilir? Ne anlayabilir? Bir düşünün. Hiçbir interaksiyon yok. Hukuktan bahsediyor, ağaçtan bahsediyor, evlilikten bahsediyor, işte akraba hakkından bahsediyor, zulümden bahsediyor, yetim hakkından bahsediyor,
paylaşmaktan, vermekten, kazançtan, kayıptan, cennetten, cehennemden nasıl anlayabilir bu kitabı? Şimdi bu çocuğun bu kitaptan hiçbir şey öğrenme ihtimali yok. Odayı genişletin. Bir pencere açın odaya. Tek bir tane ufak penceresi olsun. O çocuğun dünyaya dair gördüğü tek şey o pencereden gördüğü manzara, gelen işte insanlar, ağaçlar, kuşlar olsun. Bu kitaptan anlayacakları kat be kat artacaktır. Dolayısıyla o pencereden gördüklerini kitapta okuduğuna nispet edecektir ve aradaki ilişki cinsinden o kitabın ne demek istediğini daha iyi anlayacaktır. Şimdi duvarları yıkın, bu çocuğu hayatın içerisine koyun. Hayatın içerisinde yaşadıkça o kitap ona daha başka bir anlam ifade edecektir. Bu çocuğu bilim insanı yapın. Otursun maddenin inceliklerini çalışsın, o kitaptan bambaşka şeyler öğrenecektir. Bu çocuğu bir esnaf yapın, o kitaptan bambaşka şeyler öğrenecektir. Bu çocuğu efendim bir filozof yapın, o kitaptan bambaşka bambaşka şeyler çıkacaktır. Yani evrenin bütün kodeksi elinizde olsa bile tecrübe olarak size yapılan bu tiyatro sahnesini tecrübe etmedikçe ondan bir şey öğrenemezsiniz. Ampirik bilimlerin bunda çok önemli bir yeri vardır, deneysel bilimlerin. Bunu anlayabilmek için etrafınıza bakmanızın çok önemli bir rolü vardır. Dolayısıyla eğer ki o kitabı anlamak istiyorsan Gazali'ye değil ya da falanca dönemdeki İslam düşüncenin arızalarına değil, o kitapla beraber şu andaki görgü, bilgi, algı vesaire kapasitesiyle etrafa bakmakla yükümlü olmalıyız. Ve bugün ben kendi mesleğim açısından, kendi yapabileceklerim açısından bilimden iyi yol bilmiyorum. Ama felsefesiz bilim olmayacağını bildiğim için onu da öğrenmeye çalışıyorum. Oradan da bir tat almaya. Merkezim bilim. Oradan bakıyorum. Ama bilimin yetersizliklerini fark ettiğimde diğer alanlardan da toplamaya çalışıyorum. Her öğrendiğimde bunu daha iyi anlıyorum. Ama şunu yaparsam, bu kitaptan şu zamanda şu anlaşılmış, ya o ya hiçbir kitap yok dediğim anda işler karıştı. Çünkü o zaman araya adam soktum. Oraya benim gibi zanları olan insanları soktum. Burada bir problem var. Onu da alırım, onun görüşünden de istifade ederim ama ayıklama yetkimi kullanarak. Yani dedim ya işte İbn Arabi'nin kozmoloji felsefesi bilmem ne üniversitelerde, kürsülerde okutulurken bizim burada şimdi İbn Arabi'yi gömüyorlar. Ne işte Allah bana secde etti, ben Allah'a secde ettim muhabbetleri falan yüzünden. Ya arkadaşım, bir tarlan varsa, bu tarlada ürün yetiştiriyorsan, ayrık otu çıkıyor diye tarlayı komple yakmıyorsun ki. Ayrık otunu ayıklıyorsun, ürününü yiyorsun. Ama bizde bir yaklaşım var. Ya tarlayı toprağıyla beraber yiyeceksin ya da hepsini gömeceksin. Ya bir sakin ya, bunun ürünü var içinde. Ürünü seç, karnını doyur. Geri kalanını ya sök ya bırak. Ne yapıyorsan yap. Ayıklama yeteneği yok yani, anlatabiliyor muyum? Evet. Komple almak. İşte eğer ki bu dediğin şey benim başımın belası oldu zaten. Yani Müslümanlara bilim anlatmaya çalışırken ben bu sorunu çok yaşıyorum. Ama orada sorunum benim İslam değil. Orada sorunum benim Allah ya da Allah'ın kuralları, kanunları değil. Orada insanların yarattığı problemler benim sorunum. İşte Gazali çıkıyor karşıma. Evet. Bilmem kim çıkıyor karşıma. Burada zaten görevini çok güzel yapmış bir adamdır. Yani onu da söyleyeyim. Orhun'a ben şunu sormak istiyorum. Yani sormak veya söylemek istiyorum. Şimdi Sinan Hoca konuşmasının böyle son konuşmasının son 2-2,5 dakikasında biraz toparlamakla birlikte, yani Sinan Hoca'nın içinden de bir Aristoteles çıktı, fark ettin mi? Yani hepimiz bir Aristoteles. Yani şey manasında söylüyorum. Yani bu söylem, hani bizim az önce seninle anlatmaya çalıştığımızı biz galiba anlatamadık tam anlamıyla. Neresi yanlış onu söyle. Yanlış anlamında değil. Yani şimdi biz Orhun'la diyoruz ki şurada şöyle bir sıkıntı oluyor. Mesela bilimsel araştırma çerçevesinde, yani bilimsel model çerçevesinde dinle birlikte veya dine karşı düşünmek, hani her ikisi de ciddi sorun yaratıyor. Buna %100 katılıyorum. Tamam. Ama şimdi mesela sen onun bir motivasyon olduğunu söylüyorsun ya. Hayır. Biz diyoruz ki o motivasyon da öyle, oradan motive olmayalım aslında diyoruz. Aslında işte bak, yani kelime, genel 10 kelime 10 cümle aynı anda söyleyemiyoruz ya, oradan çıkıyor. Evet. Yani aslında aynı şeyi anlatıyoruz. Burada bilim söz konusuysa, bilmek söz konusuysa, inanıp inanmamanın fark etmemesi gerekiyor. Yani tabii fark etmemesi. İdeal bilim öyle olmalı. Evet. Sen işte diyorsun ya, öbürünü görebiliyoruz ama diğerini göremediğimiz için bu bizde sorun oluşturuyor. Yani ateistik bilimin o bulaşmış materyalizmi, bulaşmış felsefesini temizlemekte zorlanıyoruz diyorsun ya. Evet. Yani öbürü onun sanki antidotu gibi aslında. Bu temizlemekte zorlandığı şeyin bir antidotu var orada. Fakat bunların her ikisi de aslında dürüstçe, kuralına bağlı olarak mantık ve felsefe dairesinde uygulandığı zaman aynı kapıya çıkıyor. Mesela ya ben işte karikatürlere falan konu oldu. İşte özellikle herhalde Caner'in yazdığı kitaplarla bizim televizyonda yaptığımız konuşmalardan falan ilham almışlar.
İşte Stephen Hawking'i çizmişler. Böyle bir tane reyonun önünden geçiyor. İşte kuantum ve Allah, evrim ve Allah, bilmem ne Allah, kitaplar falan. Hawking sandalyesinden fırlıyor. Yeter ulan artık falan filan diye. Yani şimdi böyle bir kafa değil kastettiğim şey. Yani Allah adına tabiatı konuşturmak değil. Allah ne diyor onu anlamaya çalışmak. Biz tabiattan elde ettiğimizde Allah'a kendimiz dublaj yapmaya çalışıyoruz. Böyle de diyor, böyle demek istiyor. Bırak diyor zaten. Oku, araştır işte eğer inançlıysan. İnançsız değil, inançlı değilsen, inançsız bir insansan. Bırak dindarın ne dediğini, onun ne yaptığını. Bak etrafındaki evren nasıl çalışıyor ona bak. İkisi de aynı şeyi görecek. Anlatabiliyor muyum? Aslında aynı şeyi söylüyoruz. Ama burada... Bizi zaten dini inanç ya da nasıl diyelim o temel ihtiyaçtan değil insandan kaynaklanıyor. Yani insanın sınırları. Evet, evet. Bugün bilimi yaparken de bunu masaya koyarsak güzelce bilimi de temizleriz. Felsefeyi de temizlemeye başlayabiliriz. Yani temizleriz şey oldu biraz. Temizlemeye başlayabiliriz. Bunu niyet edebiliriz. Niyet eğer özgür iradenin temeli ise çok şeyi değiştirebiliriz. Zaten bu kadar lafı da biraz o yüzden konuşuyoruz belki de. Evet. Yani belki bu niyeti oluşturabilmek için. Hocam, çok konuştuk ya. Sözde kısa bir muhabbet edecek. Vallahi hocam bayağı izleniyor. Şu anda en fazla izlenen Hangout'umuz yani. Hatta vallahi YouTube anladığım kadarıyla böyle Portekiz'e falan öneri vermiş. Oradan gelenler var. Brezilya'dan özgür irade videosu izlerken buraya düşmüş onu soruyor falan. Portekiz'de yalnız özgür irade yok onu söyleyeyim. Yani yeni bir tartışma açmak söylemiyorum ama Portekiz'de özel bilgilerim var. Bir sonraki Hangout'ta paylaşacağım. Portekiz'e. Nasıl deniyor bilmiyorum. Şimdi hocam şöyle bir ekleme yapmak istiyorum ben. Bu kanal içerisinde çektiğim videolarda yani Nurullah'ın editlediği benim metnini yazıp okuduğum ya da bizim mevcut Telegram grubumuzda tartıştığım konularda ki az önce bahsettiğim yazıda ortaya koyduğum analoji şu. Ya sizinle anlaşmak adına ben şu benzetmeyi öne atayım. Katılıp katılmadığınızı sorayım öncelikle. Şimdi diyorum ki bir hakikat tamam. Geliyor mu hocam sesim? O Orhan'ı sabote ediyor. Katılıp katılmama kısmından sonrası gitti. Orayı bir daha alman gerekiyor. Evet. Şöyle bir kurgu atıyorum ortaya. Şu an geliyor değil mi sesim? Evet evet. Diyorum ki şimdi ilk aksiyonumuz yani benim Kur'an'ları yazarken ortaya attığım ilk aksiyon Tanrı anlaşılamazdır. Onu düşünmeyi bırakmalıyız aksiyonunun temelinde aslında şu yatıyor. Şimdi bizler için görünen bir hakikat var. Ve bu hakikat asla ama asla bu evrenin herhangi bir zaman ya da mekan diliminde ulaşılabilecek bir konumda değil. Bu evrenin konumunda konumuyla hakikat arasında sonsuz bir uzaklık ve zaman var diyorum ben. Dolayısıyla bizim incelediğimiz bütün alanlar bu hakikatin altında bir zahiriyat olarak kalıyor. Bu zahiriyatın terimlendirmelerini de şöyle yapıyorum. Bu zahiriyat kendi içerisinde gerçekliği, yanlışı, doğruyu, sahteyi barındırır ve biz bilim, felsefe vesaire aracılığıyla gerçeği, doğruyu, sahteyi ve yanlışı buluruz. Benim yazımın temel konusu bu. Dolayısıyla biz bu hakikatle uğraşmayı bırakalım. Çünkü biz ne yaparsak yapalım, bir gidecek, gitmek üzere. Geliyor mu? Şimdi geliyor. Şimdi geliyor. Nerede kaldım? Bu zahiriyatı bilim yoluyla anlayabiliriz diyordun. Evet, yani bu zahiriyat içerisindeki sınıflandırmaları biz bilim felsefe yani usun fonksiyonuyla gerçekleştirebiliriz. Çünkü us bu zahiriyat alanı içerisinde yani evrenin sınırları içerisinde evrilir ve bu evrenin materyaliyle usun materyali aynı. Biz sadece aradaki işlergeyi bilmiyoruz şu anda. Bu özgür irade de buna dahil, bilinç de buna dahil. Aha. Geliyor mu? Şimdi ya yani şu anda geliyor. Bir konuşsana. Geliyor mu sesim? Geliyor. Evet. Nerede kalmıştım? Biz sadece dediğin yerden sonra gitti. Bu arada bana mesaj geldi. Ben de ona bakıyordum. Evet devam. Alt şey etti. Baştan toparla. Ha. Şimdi şöyle yani o zahiriyat hakikat olayı tamam değil mi? Yani onun ayrımı tamam. Biz hakikate sonsuz uzaklıktayız yani. Bu ona ulaşmamız mümkün değil ve o hakikat ne olursa olsun adına Tanrı diyelim ya da X diyelim, Y diyelim. Yani metafiziğin aslında bizi uyardığı nokta burası olabilir. Bunu bilim kendi içinde de refleks olarak gösteriyor. Sadece günümüz paradigması göstermiyor. Çünkü günümüz paradigmasında şu algı var. Geçmişte şimşekleri Zeus çaktırdığı inanılıyordu. Biz bunu işte elektromanyetizma ile açıkladık. Zeus düştü.
İşte şimdi İslam, Hristiyanlık buna inanıyor, onu açıklayacağız, onlar da düşecek mantığı var. Yani bu tamamen Celal Şengör'ün ifadesini kullanıp zırva yani. Hani Celal Şengör'ün kendi ifadesiyle zırva bir ifade. Çünkü bilim de şunun farkında, biz ne kadar açıklayarsak açıklayalım, her zaman bir sonraki adımı gelecek bunun. Yani bunu bu bütün bilim adamlarının, yani reddedecek bilim adamları da tanıyorum da, bilimin özünde aslında anlaşılan şey bu. Çünkü ne zaman yaklaşırsak yaklaştığımızı düşünelim çözüme, her zaman daha büyük bir engel çıkıyor karşımıza. Zenon paradoksu. Her zaman yolun yarısını almak zorundasın, böylece bitmez. Evde evren yaratamadıktan sonra zaten bu iş çözülmez yani. Sıkıyorsa bir tane yapın, ben de ondan sonra. Ya Zenon'un ötesinde bu aslında Platon'un söylediği şey. Yani Platon bu onun tabiriyle doksa, yani bu algılarla algıladığımız ortamdan gerçek bir bilgiye ulaşamayacağımızı bize söylüyor. İşte hocam sen, benim... Yeni nesli görüyorsun değil mi? Canavar herifler. Tabii canım, tabii. Benim zamanımda böyle değildik biz ya. Bunlar bir tuhaf. Evet Oruncuğum. İşte Platon'a katılmadığım nokta burası yani. Osman Hoca'yla da... Abi de böyle Platon'a falan katılmıyorlar ya. Neresine katılmadığını bir alalım. Platon'a katılmadığım nokta şurası. Platon hakikatle zahiriyatın ayrımını yapmadan söylüyor bunu. Yani Platon'a göre aslında bizim ulaşamadığımız şey hakikat. Yani gerçek bilgiye ulaşamıyoruz mantığı var. Evet. Ben de diyorum ki bize bu evren içerisinde evrimin sınırladığı bir nokta her zaman olacak. Bu nokta zahiriyattır. Yani bunun ötesi hakikattir. Platon'la ayrıştığım yer burası. Biz evren içerisinde ne var ne yok hepsini zamanı geldiği zaman açıklayacağız. Yani bunun aksini iddia ya Platon bunun aksini iddia ediyor aslında bana göre. Çünkü Platon bu ayrımı yapmıyor. Zahiriyat insan usun konusudur. İnsan aklının konusudur. Zahiriyat içerisinde ne varsa. Geçmiş, ya gelecek... Zahiriyat dediğin şu tasavvufta misal alemi denen bu alemi kastediyorsun değil mi? Yani tam onu anlamak için soruyorum. Bu aleme ortaya çıkan, gözüken, etkileşime geçirip ölçülüp anlaşılabilen falan kısım zahiriyat dedi. Zahir olan, açıkta gözüken. Yani şöyle tasavvufla da aslında ayrıştığım yerler var da, yani tam o misal evren olayını bilmiyorum ben ama bahsettiğim şey tam olarak şu, tekrar açıklayayım. Matematik ve fiziğin gelecekteki ilerlemeleriyle dahil, felsefenin ya da aklın gelecekteki ilerlemeleriyle dahil, biyolojinin ne olursa olsun konuların hepsi zahiriyat alanı içerisinde olacak. Yani bunun ötesinde hakikat var. Ve bizim oradan bilgi almamız bana göre mümkün değil. Bu teist platformda yapıyorum bu açıklamayı aslında. Çünkü düşüncelerim de teist bir şekilde harmanlanıyor mecbur olarak. Burada ortaya koyduğum ilk aksiyom aslında Tanrı'yı düşünmemeliyiz kısmı buradan kaynaklanıyor. Onun sebebi de şu. Kur'an da aynısını söylüyor zaten. Evet. Tanrı şunu yapıyor çoğu zaman, insan şunu yapıyor çoğu zaman, biz Tanrı'dan sürekli parça bulmaya çalışıyoruz. İşte tasavvufla ayrıştığım kısım da burası. Tanrı'yı zatlaştırma fikri, Tanrı'ya, Tanrı'nın zatına dair yorum yapma olayı var tasavvufun içerisinde. Şimdi ben buna katılmıyorum. Esmalar vesaire, bunlarla ilgili çok fazla tartıştık gruplarda. Kısaca özetleyebilirim, şöyle özetleyebilirim. Tanrı'ya dair var olan bütün kelimeler, bütün esmalar aslında onun varlığına ve birliğine insanı ikna etmeye çalışan yol levhaları. Başka hiçbir şey değil. Evet, siz de bunu konuşmuşlardı zaten. Aynen, yani Tanrı'ya dair hiçbir fikir vermiyor bize aslında. Çünkü sadece onun varlığı ve birliği hakkında bizi ikna etmeye çalışıyor. İnsanları tek bir blok halinde düşünme. Bazılarının o benzetmelere ihtiyaçları var. Bazıları ondan beri, bazıları zaten başka bir şekilde deneyimliyorlar. Dolayısıyla farklı kategoriler var. Bazı kategoriler için o isimlendirmeler işe yarayabiliyor. Başlangıç düzeyinde ilkokulda alfabeyi öğrenmek gibi falan mesela, değil mi? Sen öyle demiştin. Ona benzer de bir şey var. Ama ve lakin, yani sen şöyle bir özetlersem, şimdi kapatacağız çünkü benim de oturup kitap yazmam lazım. Mustafa Acungil beni dövecek yoksa. Kendisiyle de yakında bir muhabbetimiz yayınlanacak bu arada. Mustafa Acungil'e de dijital dünya üzerine çok kötü beyin fırtınaları yapıyoruz. Sen Orhun, evet, bu arada sen bugün çok rock'ın olsun ha, ne içtin bilmiyorum ama aynısından her gün iç. Yani bu alemin, bir şekilde içinde yaşadığımız alemin hakikatten bir kategorik ayrımı olduğunu, yani bizim evrimsel açıdan sınırlıklarımız nedeniyle hakikate doğrudan ulaşamayacağımız ama bu dünya içerisinde olup biten, bu evrende olup biten ne varsa bunu bir şekilde bilimle çözeceğimizi sallıyorsun. Bu şekilde bir inanışın, aynen, var. Ve bununla hakikate ulaşamayacağımız ama düşünüyorsun. Aynen. Ya burada şöyle ben, işte. Ben buna katılmıyorum ama bir şeyi çok beğendim. Yani çok iyi ifade ediyorsun. Bir tıp fakültesi öğrencisinin
daha bu dönemde yani kafasındaki mevzuyu kelimelere bu kadar iyi dökebilmesi beni biraz endişelendirdi açıkçası. İleride canın çok sıkılacak. Sen Allah bilir şimdi televizyona falan da çıkar bunları anlatırsın sağda solda. O yüzden böyle bunları zor anlayacaklar. Ama ve lakin buradan önemli bir yere gidilecek gibi bir his var içinde. Hatta yani bunu bir ayrı bir şey değil mi? Sanki yapılacak gibi yani öyle bir şey yapmak lazım bunu. Özgür Rüya'dan girdik. Nereden çıktı? Sen de dilin şişmiş. Anlatasın varmış. Anladım onu. Hocam ben şöyle söyleyeyim. Yani bu yazı çalışmaları üzerine 3-4 aydır aslında kafa yoruyorum. Yani altyapısı olan bir çalışma. 6-7 yıldır böyle hani işte millet dışarıdan bakınca manyak mısın? Niye fizikle uğraşıyorsun? Ya, ya tıpı bırak ya fiziğe git falan mantığı buradan çıkıyor aslında. Öyle değil o iş. Hepsini öğrenmeden hiçbir şey açıklamamız mümkün değil. Yani bugün benim hocalarım var, reseptör düzeyinde çalışıyor. O adam o reseptörü açıklayıp kalacak. Yapabileceği başka bir şey yok. Tamam, o da gerekli. Ama işte haricinden tıp görüyorsanız yanına felsefe ya da fizik koymadan hiç evrene algılamaya dair hiçbir şey katamazsınız. Çünkü evrende bir gerçeklik varsa bu gerçekliğin doğası tektir. Ama dili ya da yöntemi farklı olabilir. Dolayısıyla bizim bütün yöntemleri öğrenip yeni bir dil ortaya çıkarmamız gerekiyor. Yani benim çalışma prensibim bu yönde. Amin diyoruz. Vallahi inşallah yapacağız hep beraber bunu. Yani daha doğrusu artık siz yapacaksınız. Kübra sözüm sana da aynı zamanda. Biz artık ya emekliye yaklaştık. Vagadamın evet. Saçlar beyazladı. Benim kalmadı ona göre. Biz artık yavaş yavaş ringi gençlere bırakacağız. Biz de bir sahil yani. Kasabasında kokoreççimizi açıp artık keyfimize bakarız diyorum bundan sonra. Özgür irade konusundan girdik. Giremedik aslında. Oradan girer girmez başka yerlere sıçradık. Neden? Çünkü tartıştığımız mesele irade meselesi. Tek bir bilgi alanıyla çözülebilecek kadar basit bir problem değil. Zaten Allah'a şükür bu dünyadaki hiçbir sorun tek bir bilgi alanıyla çözülebilecek kadar basit değil. Çünkü insana dair bütün sorunlar en az insan kadar karmaşık. Dolayısıyla biraz daha cidarımızı genişletmek konusunda bir azim oluşturabilirsek bu sohbetimizi dinleyen arkadaşlarla bu sohbet amacına tas tamam ulaşmış demektir. Çünkü burada bulunan 4 kişinin de hiçbirisi, bizi izleyen tahmin ediyorum işte yüzlerce insanın da hiçbirisi özgür iradesi var mı yok mu bu konularda tatmin olmuş bir cevap içerisinde değil. Zaten böyle bir şey mümkün de değil. Amaç bunun nasıl tartışılabileceğine dair kendimizce bir örnek, konsensüs arayışı sunmak. Bence güzel oldu, iyi oldu. Hatta bunun şimdi kesin bizim Müge der ki dökümünü yapalım, bunu bir kitap yapalım falan diye. Bizim coming out'ları genellikle öyle yapmıyor. Hemen bir yazalım bunları falan. Bir sakin yazmayalım, sonra şey yaparız. Biz bunları bir toparlarız hepsini bir araya. Ama Orhun dediğine göre ben çok takip edemedim ama bayağı bir rock'n'roll izleyici kitlemiz varmış bu akşam. Demek ki ya maç yok bu akşam. Yani ya bir şey var ya da bir belki de mevzu ilginç, bilmiyorum. Kübra'nın ayağı uğurlu geldi de diyebiliriz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Orhun Çakır, Osman Bürütecen'e, Kübra Nedik Soyad'ın, Bingül ve Sinan Canan, ben hepinize iyi geceler diliyoruz. En yakında eylemlerimize devam etmek üzere tekrar buluşacağız inşallah. Hoşçakalın. İyi geceler.